Asu'cum, yani baban 71 yaşında bir adam. Gerçekten gözü yaşlı. Sen kaybolduğundan beri gözyaşları içinde babana da mı acımıyorsun? Yazık, günah ya. Daha önce de ortadan kayboldu, barda bulundu. Muhabirimiz Esra 2 gündür aslında Beyoğlu'nda, gerçekten Beyoğlu kazan Esra Kepçe oldu ve sokak sokak, efendim mekan mekan geziyor diyebilirim. Tabii ki ihbarlar geldikçe biz de ihbarların geldiği noktalara gidiyoruz. Yüksel, komşuları Arife'ye güvendi, kızından oldu. Gittim, dedim ki abla, ben bu kadından biraz kuşkuluyum, bu çocuktan bana bir zarar gelir mi, benim çocuğuma zarar mı? Yok dediler, biz dediler burada bayağı komşuyuz. Ev hanımı Arife'ye ne oldu da gece kulüplerinde çalışmaya başladı? Ama hiçbir yanlışını görmedim. Ne bana çocuk bırakmıştır, ne de ondan yana bir şeyini görmüşümdür. Kayıp Asu ile ilgili sıcak gelişme ne? Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle yürüttüğümüz ortak çalışma sonucunda... Birazdan... Hatice, çocukları Erdem'e düşman mı etti? Ya siz nasıl insansınız ya? Sen nasıl anasın? Bu çocukların hali ne? Sesini yükseltme! Hangi bayramda çocuklarını giydirdin? Hatice, çünkü sen babana, annene, ailene düşmansın diye öyle çocuklar yetiştirmek zorunda değilsin. Çocuklarını nafaka alamadığı için mi yuvaya verdi? Hiçbir şekilde. Nafaka zaten bağlamadı ki. Benim o yardımı sen bisiklet aldın. Kendi çocuklara harcamadı. Şehmus neden yayını terk etti? Sen koca peşine düşmüşsün. Ne diyorsa 3 çocuğunu da yuvaya vermişsin. Bir tane de çocuk doğurmuşsun. Sen mi yaptın? Çalışarak siz mi yaptınız? Sen mi yaptın? Siz mi yaptınız? Sen mi yaptın? Bak boş boş konuşma senin. Bana artistlik yapma. Sakin ol. Sakin ol. Bak kalkarım ayağa bak. Arka ya bak. Hatice gözyaşlarına boğuldu. Defalarca çocuklarımın önünde şiddet gördüm. Ben ne anneden yüzüm güldü, ne babadan güldü, ne aile. Ben hep tek başıma ayaklarımın üzerinde mücadele verdim. Hatice, Şehmus, Erdem üçgeninde sular durulmuyor. Birazdan. Tahsin Bey kalktı, serada sağa sola baktı. Gerçekten etrafa çok kötü kokular yayılmıştı. 11 gündür kayıptı. İsmail Ceylan'ın cesedi bir serada bulundu. Çok üzgünüm Mehmet Bey. Şu an bugün 11. günüydü. Kayboluşun üzerinden 11 gün geçmişti. Ve İsmail Ceylan'ın cesedini buldu. İsmail'in çantasında bulunan notta ne yazıyordu? Bir not bırakmış İsmail Ceylan, kimler sorumlu tuttuğunu isim yazmış. Bu olaylar bütün sebebi Ruhi Mehmet yazmış. Evet. En son olarak da insan değildir diye Serdar. Fatma neden kardeşi Mehmet'i suçladı? Mehmet'le kavga etti. Hiç orada ötmesin. Mehmet birinci yalancı. Herkesin yerinden gasp ederek aldın her şeyi. İsmail Ceylan'ın ölümüyle ilgili kim tutuklandı? Denizli'de son dakika gelişmesi. Birazdan. Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. 2 günlük hafta sonu tatilinin ardından huzurlarınızdayız. Star ekranlarından, Gerçeğin Peşinde programından, yurt içinde yurt dışında bizi izleyen bütün sevgili seyircilerimizi her zaman olduğu gibi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. En güzel dileklerim sizler için. Başta sağlık olmak üzere huzur diliyorum efendim hepinize. Allah iyilerle karşılaştırsın. İyi, güzel bir hafta olsun. Değerli hocalarımla beraberiz yine her zaman olduğu gibi. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Kocabey bizimle. Efendim iyi programlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Arkadaşlar hepinize kolay gelsin, herkese iyi haftalar olsun. Değerli konuklarım burada, Yüksel Bey, kızını arayan gözü yaşlı baba ve abisinin maalesef 11 günlük kaybının ardından 11. günde cansız bedeninin bulunduğu İsmail Ceylan'ın erkek kardeşi Mehmet Bey de burada. Bu ölümle ilgili, şüpheli ölümle ilgili de hafta sonu yaşanan gelişmeleri an be an sizlerle paylaşacağız efendim. Kayıp Asu 15 yaşında, komşusu, evli çocuk sahibi Arife'nin yanında ilk seferinde Beyoğlu'nda bir barda bulunmuştu biliyorsunuz. Sonra yuvaya gitmişti. Sonra oradan 3 kızla beraber tekrar kaçmıştı. Size şu kadarını söyleyeyim. Diğer 3 kızın 10 ile 13 yaş arasında olduklarını netleştirmiş bulunuyoruz. 10, 11 ve 13 yaşlarında 3 kız daha ortada yok. Ama Asu'yla ilgili hafta sonu 2 gün efendim ekibim Beyoğlu'nun ara sokaklarında yattı, kalktı, mesken tuttu orayı diyebilirim. Ama ne oldu? Sonuç emniyetin de yoğun çalışmalarıyla mutlu sona gitti. Ama konunun detaylarına birazdan sizler de hakim olacaksınız. Asucuğum, yani baban 71 yaşında bir adam. Gerçekten gözü yaşlı. Sen kaybolduğundan beri gözyaşları içinde babana da mı acımıyorsun? Yazık, günah ya. Daha önce de ortadan kayboldu, barda bulundu. Muhabirimiz Esra 2 gündür aslında Beyoğlu'nda, gerçekten Beyoğlu kazan Esra Kepçe oldu ve sokak sokak, efendim mekan mekan geziyor diyebilirim. Tabii ki ihbarlar geldikçe biz de ihbarların geldiği noktalara gidiyoruz. Yüksel, komşuları Arife'ye güvendi, kızından oldu. Gittim, dedim ki abla ben bu kadından biraz kuşkuluyum, bu çocuktan bana bir zarar gelir mi, benim çocuğuma zarar mı? Yok dediler, biz dediler burada bayağı komşuyuz. Ev hanımı Arife'ye ne oldu da gece kulüplerinde çalışmaya başladı? Ama hiçbir yanlışını görmedim. Ne bana çocuk bırakmıştır ne de ondan yana bir şeyini görmüşümdür. Kayıp Asu ile ilgili sıcak gelişme ne? Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle yürüttüğümüz ortak çalışma sonucunda... Şimdi... Sevgili seyirciler, baba da burada Yüksel Arslan. İyi haberi veriyorum. Hafta sonu bakın, Cuma programı izlediniz. Zaten programda, canlı yayında muhabirimiz Esra ben buraları geziyorum demişti. Bir kuaför salonunun da önündeydi. Cuma, cumartesi, pazar. Ekip gerçekten oralarda yattı kalktı diyebilirim. Orayı mesken tuttu ve Asu bulundu. Bravo. Çok teşekkür ediyorum Serap Hanım. Evet. Sizlere, Sipar ve Avukat Bey'e ve hocama ve tüm ekibinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Yani bizim çok, çok teşekkür iletmemiz gereken çok değerli kolluk kuvvetleri var ve buna bağlı olarak da onlara bağlı ekipler var. Tabii ki onlarla işbirliği yapıldı. Onlar olmadan da bu iş çözülemezdi. Ama bizimkiler de inat ettiler yani. Beyoğlu'nu mesken tuttular. Onu da söyleyeyim. Şimdi isterseniz an be an Asu nasıl bulundu, neler yaşandı. Muhabirim onunla pencereden bir konuşma, görüşme yaptı. Sonrasında bu Arife ile ilgili bir gelişme var. Onu ve kaybolan 3 tane 10 ile 13 yaşın arası 3 tane kız çocuğu var. Onunla ilgili de detaylandıracağım. Önce bir Asu'nun bulunma anlarına bakalım. Tarih 30 Eylül. Yer Taksim. Gerçeğin Peşinde ekibi olarak Asu'yu arama çalışmalarında gece mesaisindeyiz. Gerçeğin Peşinde ekibi olarak 15 yaşındaki kayıp Asu'yu arama çalışmalarında gece mesaisindeyiz. Taksim'in ara sokaklarına girdik ve saatler gece 2'yi gösterirken adım adım Asu'nun izini sürüyoruz. 15 yaşında kayıp bir kız ismi Asu, gördünüz mü hiç buralarda? Görmedik ama gördüğümüz zaman biz ihbar ederiz. Tamamdır. Peki nerelerde olabilir? Böyle yaşı küçük kızlar nerelerde takılıyor genelde? Nerelerde? Eğer kötü yola düşmüşse burada takılıyor. Asu ile ilgili en ufak bir ipucu bulabilmek için saatlerce araştırdık, sorduk, soruşturduk. Göz aşinası var, görmüş gibiyiz yani kendisini. Yani tanıdık geldi ama yine bu çevrede yine bakar soruştururuz. Yani yardımcı olmaya çalışırız. Tarih 1 Ekim Cumartesi. Yer Taksim. Ekiplerimiz bir gün sonra yine gece yarısı Asu için sokaklardaydı. Asu'yu arama çalışmalarında Taksim'in en hareketli olduğu günlerden birinde cumartesi gecesindeyiz. Elimizde Asu'nun fotoğrafıyla eğlence mekanlarını tek tek dolaştık. Ne yazık ki sonuç alamadık. Ama yılmadık. Bir gece sonra yine Taksim'deydik. Tarih 2 Ekim Pazar. Yer Karaköy, Taksim. Şu an Karaköy'deyiz. Günlerden pazar, saatlerimiz 01.30'u gösteriyor ve biz aldığımız bir ihbar üzerine Karaköy'e geldik. Ekibimiz Karaköy'de araştırma yaparken haftalardır beklenen o haber Taksim'den geldi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle yürüttüğümüz ortak çalışma sonucunda Asu 25 günün sonunda 3 Ekim gecesi saat 3 sularında Taksim'de bulundu. 15 yaşındaki Asu muhabirimizin sorularına bakın nasıl yanıtlar verdi. Asu bulunduktan sonra hastaneye götürüldü. Sonrasında ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Amirliği'ne getirildi. Ama benim aracılığımla iletişim. Beni yurttan alsın. Sen peki nerede kalmak istiyorsun? Ailelere gitmek istemiyorsun. Tek başına. Babamdan şiddet gördüm. Kalp hastasıymış ya babam. Gidin bakın bir tane hastalığı yok. Yalan. Şiddet mi uyguluyordu sana? Evet. Arife benden kaçıyor. Peki Arife ile iletişimde misin şu an? Bugün gördüm onu. Diğerleri de ne yapıyorsun sen böyle? Ben de sakın muhatap olmak çok kötü aranıyorsun. Bu kaçtı. Ki seninle birlikte yurttan kaçan iki kız daha varmış. Biri 13 yaşında. 3 tane. Onlar nerede? Onlar yakalanmıştır. Yakalanmıştır. Evet, onlar yakalanmıştır dedi ama bizim bildiğimiz kadarıyla henüz öyle bir durum yok. Bir de o çocukların zannediyorum aileleri yok. Tamamen sosyal hizmetlere bağlı yaşıyorlar. Böyle bir kayıp ihbarı yok ailelerle alakalı. Ama ürkütücü olan şu, bu kızlar da 10 ile 13 yaş arasında. Bu arada ilk seferinde biliyorsunuz Arife oralara götürmüştü. Ve bir barda bulunmuştu Asu. Sonra da yuvaya gitti sosyal hizmetlere. Oradan da kaçmıştı işte 3 kızla beraber. Bir insanda önce herhalde vicdana bakmak lazım. Tabii. Vicdan çok önemli, empati çok önemli. Bu 35 yaşında evli, 6 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Arife'de maalesef ben vicdanlı bir kadın olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Vicdanlı bir kadın olsa eğer zaten bunu yapmazdı. Bunun yanı sıra şimdi haber müdürümüz Aybike hemen bir telefon bağlantısında bulunacağım. Bu Arife'ye ulaştı ve konuştu. Söylediklerine inanamayacaksınız. Sahiden empatiden yoksun, vicdan sahibi olmayan bir kadınla karşı karşıya olduğumuzu anlayacaksınız. Aybike merhabalar. Merhabalar Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ne dedi Arife bize? Serap Hanım hafta sonu Arife Hanım'a ulaştık. Bir telefon konuşması gerçekleştirdik. Kendisine önce Asu'yu sorduk. Dedik ki Asu hakkında bir bilginiz var mı? Sizin yanınızda olmasa bile en azından bir arkadaşını biliyorsunuzdur, başka bir yere gidebileceğini biliyorsunuzdur. Bir bilginiz varsa bizimle paylaşır mısınız dedik. Gayet nazikçe girdi konuşmaya. Ancak Arife Hanım beni rahatsız etmeyin, bana ne, herkes kendi çocuğuyla ilgilensin, beni ilgilendirmez şeklinde cevaplar verdi bize. Ardından dedik ki Asu'yla beraber 10 ila 13 yaşlarında kızlar da kayıp, kız çocukları kayıp dedik. Hani belki en azından bu konuda yardımcı olur diye ama şöyle cevaplar aldık Serap Hanım. O çocuklar beni ilgilendirmez. 10 yaşında olduğuna bakmayacaksın. Demek ki içinde varmış onun. Ben kimsenin çocuğuyla ilgilenemem gibi ters ve imalı sözler sarf etti. Peki bundan da anladığımız kadarıyla gerçekten Arife 35 yaşına gelmiş ama annesi de biraz böyle sevgi yoksunu ve şefkat, merhamet yoksunu bir kadındı. Demek ki dönüyor dolaşıyor insan. Anasına babasına bir şeyine çekiyor yani. Son derece hastalıklı cümleler çok, bunlar tabii. Çok. Yani 10 yaşındaki çocuğa acımayacaksın da kime acıyacaksın, ona suç yüklüyor bir de. Yani hani kocası bir teşhisten bahsetmişti, demek ki tam yerinde doğru bir teşhismiş o. Zaten geçmişi bizi ilgilendirmez ama belli bir hayattan gelmiş. Demek ki bir yuva kurayım falan demiş ama aklı orada kalmış yani. O çukurdan çıkmak istemiyor Arife. Bu arada çok teşekkür etmek istediğim tabii ki kolluk kuvvetlerimiz var efendim. İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş başta olmak üzere sorumlu müdür Zafer Baybaba'ya, güven timleri şube müdürü Sayın Hüseyin Şahin'e, güven timleri B bölge amirliği ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sizden dayak yediğini, şiddet gördüğünü söyledi Asu ve sosyal hizmetlere gitmek istediğini söyledi. Şu an sosyal hizmetler çatısı altında ama yine kaçma girişimleri olacaktır. Şiddet var mı? Şimdi hayır. Kesinlikle ben onu zaten bu yaşa kadar büyüttüm. Evlatlık verebilirdim. Veyahut da evlenebilirdim. Giderdim hiç olmazsa bu hallere düşmezdim. Ama bu 15 yaşına da baktım. Liseye kadar okuttum. İşte baktınız da nasıl okuttum, baktınız? Herhangi bir şeysem zaten onun yanımda hiçbir yoksulluk yaşatmadım ona. Hayır, Yüksel Bey çok büyük yani nesil farkı var ya, yaş farkı çok fazla ya. Acaba anlayamıyor muydunuz? O yüzden mi hani çok mu baskı uyguladınız üzerinde? Hocam geçen seneye kadar yani bu Arife'yle şey yapana kadar böyle hiçbir sıkıntım yoktu. Hiç peki, böyle bir şeyiniz yoktu. Bu Arife denen kadın diyor ya 10 yaşında işte ne yapayım içinde var çocuğun. 10 yaşındaki çocuğun içinde böyle bir şey olamaz. Birileri yoldan çıkarıyor, akıllarını çeliyor bunların. Sonuç olarak 2 gün burada kaldıktan sonra baba ekibimin de gayretleri, inatları ve sabırlarıyla ve emniyetle olan iletişimleriyle birlikte 15 yaşındaki Sıla bulundu ve sosyal hizmetlere gitmek istediğini söyledi orada. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamazsınız. Efendim 10 gün kayboldu ortadan. 11. gün daha doğrusu erkek kardeşi Mehmet Bey buraya gelip abisini aradı. Başında pek çok dedi sıkıntı var. Kötü insanlarla arkadaşlık ediyor dedi. Ve 11. günün sabahında saat 9 civarında maalesef İsmail Ceylan'ın cansız bedeni, cesedi bir serada bulundu Denizli Çameli'nde. Peki hafta sonu neler yaşandı? Normal bir ölüm mü? Cinayet mi? Şüpheliler kim? Bütün bunları konuşacağımız bölüme geçiyoruz şimdi. Tahsin Bey kalktı, serada sağa sola baktı. Gerçekten etrafa çok kötü kokular yayılmıştı. 11 gündür kayıptı. İsmail Ceylan'ın cesedi bir serada bulundu. Çok üzgünüm Mehmet Bey. Şu an bugün 11. günüydü. Kayboluşun üzerinden 11 gün geçmişti. Ve İsmail Ceylan'ın cesedini buldu. İsmail'in çantasında bulunan notta ne yazıyordu? Bir not bırakmış İsmail Ceylan, kimler sorumlu tuttuğunu isim yazmış. Bu olaylar bütün sebebi Ruhi Mehmet yazmış. Evet. En son olarak da insan değildir diye Serdar. Fatma neden kardeşi Mehmet'i suçladı? Mehmet'le kavga etti. Hiç orada ötmesin. Mehmet birinci yalancı. Herkesin elinden gasp ederek aldın her şeyi. İsmail Ceylan'ın ölümüyle ilgili kim tutuklandı? Denizli'de son dakika gelişmesi. Şimdi. Sevgili seyirciler, İsmail Ceylan. Ceylan ailesi 30 Eylül 2022 Cuma gününü hiçbir zaman unutmayacak. 09 sıralarında sabah saatlerinde Tahsin Bey'in, orada bakkal sahibi olan Tahsin Bey'in serasında kötü kokular gelmesi üzerine bir komşunun ihbarıyla önce Tahsin Bey seraya gitti ve epey bir, çünkü bir dönümlük bir yerden bahsediyorum. Bayağı ileri bir noktada biraz böyle tepe gibi olan noktada da maalesef çok kötü bir şekilde böcekler, solucanlar, işte sinekler sadece el ve ayağı görünen bir ceset gördü. Kendisi de şoka girdi. Bu kişi de İsmail Ceylan'dı. Daha sonrasında çok fazla tabii isim gelecek. Şimdi Serkan var, bıraktığı bir not var İsmail Bey'in daha sonrasında bulunan. Şimdi Serkan denilen kişiyi büyük abiniz Ruhi Bey cezaevinde arkadaş olduğu Serkan'ı bir şekilde İsmail Bey'in başına musallat ediyor. Ve neredeyse 3 ay falan bu İsmail Ceylan'ın evinde yaşıyor. Hatta öyle ki iddiaya göre İsmail Ceylan eşini ve çocuklarını bile yani boşayıp eşini ben Serkan'ı tercih ediyorum diyecek kadar hayatına girmiş bir adam. Ve en son 19'unda zaten kaybolduğunda da Serkan da 26'sına kadar orada bayağı yatmıştı. Aile geldi, biliyorsunuz evden kaçtı Serkan. 3 kilometre ilerideki polis karakoluna karakola gitti çıplak ayak. Orada dedi ki yoktu evde, ben gelecek zannettim vesaire dedi. Ancak Serkan efendim hafta sonu tutuklandı. Bunun sebeplerini de birazdan konuşuyor olacağız. Önce o tutuklanma anları gelsin ekrana. Bir not bırakmış İsmail Ceylan. Kimler sorumlu tuttuğunu isim yazmış. Kimlerin ismini vermiş? Başıma bir şey gelirse... Başta, benim başıma gelen bu sebeplerden, bu olaylar, bütün sebebi Ruhi Mehmet yazmış. Evet. En son olarak da insan değildir diye Serkan. İsmail'in kaybolduğu gün Serkan onun evindeydi. 62 yaşındaki adamın akrabaları eve gelince pencereden kaçmıştı. Baş şüpheliydi. 2 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı. İsmail'in cesedi bulununca Denizli İl Jandarma'ya bağlı JASAT timleri tekrar Serkan'ın peşine düştü. Zanlı kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. İsmail Ceylan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Serkan şu an adliyeye sevk ediliyor. Serkan neden gözaltına alındı? İsmail Hoca ile para alışverişimiz var, o yüzden. Bunun için mi sadece? Evet. Ölümüyle bilgin var mı? Kesinlikle hiç bilgim yok. Serkan Bey, İsmail Ceylan cinayetiyle ilgili nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıktı. İsmail Ceylan cinayetiyle ilgili arkadaşı Serkan tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Serkan sen mi yaptın? Benim alacağım var cinayete. Peki neden tutuklandın? Bilmiyorum, şüpheli görüldüğüm için. Katil zanlısı sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. Şimdi biliyorsunuz Serkan sadece alacak verecek meselesi dedi ve ölümüyle hiçbir alakam yok dedi. Ancak şöyle bir bilgi verebilirim size. Serkan bir arkadaşına, birisine bir mesaj attı ayın 19'unda ve dedi ki İsmail'i öldüresiye dövdüm dedi. Öldüresiye dövdüm dedi. Şimdi biz şunu sorguluyoruz. Serkan İsmail Ceylan'ı o gün herhangi bir sebeple öldüresiye dövdü. İsmail Ceylan kaçtı. O seraya sığındı. Sonrasında Serkan gidip orada onu öldürdü mü? Yoksa aldığı darbeler yüzünden oraya kadar kendini zar zor sürükledi ve orada iç kanamadan vesaireden mi öldü? Bu henüz daha tartışmaya açık bir konu, teyide muhtaç bir bilgi. Bu arada ekrana Serkan'ın tutuklanması görüntüleri geliyor ama aynı zamanda da Serkan'ı nerede buldular efendim? 19 Eylül günü kaybının ardından 26'sında aile geldi biliyorsunuz. Serkan kaçtı ta ki 30 Eylül sabahı 2022 Cuma sabahı saat 9'da İsmail Ceylan'ın cesedinin bulunuşuna kadar. Zaten teknik takipteydi Serkan ve bakın nasıl gözaltına alındı. Bir pavyonda, burası bir pavyon efendim, Denizli'de bir pavyon. Polis ekipleri pavyona giriyorlar. Serkan kaçmaya çalışırken onu gözaltına alıyorlar. Bu da yine 30 Eylül Cuma akşamı gece yarısına doğru oluyor ve şu anda da biraz önce de zaten kendisinin tutuklanma görüntüsünü arkadaşlarım gösterdiler. Şimdi bir canlı yayına, buyurun hocam buyurun. Şimdi şey dedik ya, hani Serkan oraya mı gitti öldürdü, kendisi mi öldü? Aslında ikisine de gerek yok. Yani iç kanamaya veya tekrar bir saldırıya da gerek yok. O yediği ağır dayağın etkisiyle müthiş stresör faktörler ve adrenalin şoku oluşur. Bu da kalp krizini tetikler. Bu şekilde de ölse gene cinayet sayılır. Tabii yani biz buna ceza hukukunda kastın aşılması suretiyle insan öldürme suçu diyor. Yani kastı aslında öldürme değil, yaralama, eza verme, eziyet verme, dövme vesaire. Ama o ortamdan kurtulup kendisini kurtarmak isterken bir şekilde iç kanamadan da ölmüş olabilir. Ben bu noktada savcılığın kasten yaralama ve ölüme sebebiyet verme suçuyla alakalı olarak tespitini ve söz konusu şahsın tutuklanmasını çok doğru bir karar olarak görüyorum. Bir de şunu da araştırılmasını istiyorum. Yani bu kişiyi, Serkan'ı İsmail'in başına musallat eden Ruhi acaba niye musallat etti? Yani başına bela edip... Orada da bazı tahminlerimiz olacak ama İsmail Ceylan'ın biliyorsunuz cesedi bulunmadan bir gece önce çocukları evindeki çantasında bir not bulmuştu. Notta sadece isimler yazıyor gibi ilk gelen bilgiydi. Bunu netleştirdik. Serap burası biliyorsunuz. Bu arada tabii cenaze görüntüleri de gelecek ekrana. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şimdi aslında İsmail Ceylan bir mektup yazmış efendim. Sadece isimlerden oluşmuyor. Bakın, dünyaya yoğurt kasesi yıkarken çıka geldim. Keşke gelmez olaydım. 4,5 yaşımda üzerime düşen bir lambayla herkese zarar verdim. Annem dayak yedi, ablalarım dayak yedi. Allah'ım Müslümana zarar vermeyi haram kıldım. Ben elimden gelmeyerek yapmış olduğum bu hatadan selamete çıkmam ancak ve ancak senin yardımınla. Bir hatadan bahsediyor. En son apartında kaldığım turizminde yatak odasına kamera koymuş. Çık işin içinden çıkabilirsen. Bir otelde odasına kamera konuluyor. Bu kamerayı konan kişinin kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Serkan. Devamında zaten göreceksiniz. Rabbim sen darda kalanın imdadına yetişirsin. Beni böyle insanların elinde bırakma. Beni ayıplarımla rezil etmek istiyor bu hain. Ayıplarımla rezil etmek istiyor. Sen bu insanı hem bu dünyada hem de öbür dünyada tüm insanların içinde rezil eyle. Evimi sattıran Hamza Şeyh ve oğlu Muammer canıma kastetti. Oğlu Muammer yaşayan oğlu, vefat eden değil. Doğru mu Hamza'nın? Muammer'i biliyorum öyle. Evet, canıma kastetti. Ruhi'nin verdiği zarar Fizan'ı buldu. Abisinden bahsediyor. Bu kadar hadiseden sonra ailem de beni yalnız bıraktı. Evlatlarım beni terk etti. Serkan B. işte diyor ki verdiği zararı kitaplar almaz. Of, of, korkunç. Of, korkunç. Hemen canlı yayına Murat Sönmez'e dönelim. Evet Mehmet Bey, şu anda ne hissediyorsunuz? Hislerini paylaş kardeşim. Hissedebilirim ki. Siz de mi yalnız bıraktığınızı düşünüp vicdan azabı mı çekiyorsunuz? Ya yanında olduğumuz süreceler hep bizden uzak durmaya çalıştı ama yine de vicdanen rahat değilim. Yani çünkü bize sırrını aşmıyordu. İşte yine sırrı karanlıkmış biraz Mehmet Bey. Açılabilecek bir şey değilmiş. Öyle değil, yanaştırmıyordu hatta. Veya tersliyordu. Çok agresif ve içine kapanık bir adım vardı. Sen dinlememiş gibisin. Yani vicdan azabı çekiyorsun çünkü bence sen de yalnız bırakmışsın. Ruh abi. Bu otel odasında kamera konması, bir çekim yapılması, onunla kendisine şantaj yapıldığını düşündürtüyor bize. Evet. Bunun arkasında Serkan var ve abiniz Ruhi zannediyorum gerçekte bir hazine olduğuna inanıyor. Bu Serkan'ı onun başına musallat ediyor. Serkan'dan takip et bakalım, bir yere koymuştur, odur budur. Bir de farklı bir şekilde o kameralar vesaireler derken Murat'a dönelim hemen. Evet Murat'cığım, gerçekten de kazıdıkça altından çok acayip şeyler çıkıyor rahmetlinin hayatıyla ilgili. Şimdi seni dinliyoruz. Evet Serap Hanım, aslında İsmail Bey son yıllarını, özellikle son 4-5 yılını büyük acılarla, yani sorunlarla, sıkıntılarla, sıkıntılı insanlarla, sıkıntılı konularla geçirmiş bir kişi. Ve son 3 yılı diyebiliriz Serkan'la birlikte belki de bu bir evet artık cinayettir diyebiliriz bu konuyla ilgili. Katilini yanında taşımış, son 2-3 ayda evinde misafir etmiş katilini. Serkan'la ilgili ilk günden beri hep soru işaretlerimiz vardı ve bütün yollar Serkan'a çıkıyordu. Serkan ilk kaybolduğu zaman içerisinde ailesi eve gidip evden kaçıp jandarmaya sığındığında söylemiş olduğu, ilk vermiş olduğu ifadede İsmail Hoca yanımdaydı. Akşam beraber uyuduk ama sabah kalktığım zaman İsmail Hoca yoktu. İsmail Hoca çıkmış gitmiş demişti ve bunun ardından da kendisi serbest kalmıştı ve hayatına devam ediyordu. Ta ki cesedin bulunduğu ana kadar. Ceset bulunduktan sonra tekrar, geçen son yayınımızda da bunu ifade etmiştik, tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyordu aslında Serkan ve bu sırada Serkan'ın telefonuna da el konuldu ve Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler hemen telefonu incelemeye aldılar. Bu telefonda yapılan incelemelerde mesajlar geri getirildiği zaman, ki bu mesajları Serkan silmişti. Mesajlar geri getirildiği zaman Serkan'ın 20 Eylül gecesi saat 02.30 civarlarında ilçe merkezinde yaşayan Azam isimli bir şahsa mesaj gönderdiğini ve İsmail Hoca'yı çok kötü öldüresiye dövdüğünü yazmış ve daha sonra bu mesajı silmiş. Yine sabah saatlerinde de İsmail Hoca'ya bir mesaj gönderiyor. Bu eve gelmeyecek misin, sonunda bu eve geleceksin gibi türünden bir mesaj gönderiyor. Ama o mesaj İsmail Ceylan'a ulaşıyor ama okuyamıyor. Çünkü şunu net olarak artık söyleyebiliriz ki olayın gerçekleştiği saat 20 Eylül saat 02.20 ya da 30. O civarda darp ediyor. Bu kavga olayı 02.30 civarlarında yaşanıyor. 02.30 civarlarında artık İsmail Hoca evden canhıraş kaçıyor ve cansız bedeninin bulunduğu seraya gidiyor ki orada da kendini güvende hissetmediği için seranın girişinde değil, ta seranın arka kısmına doğru gidiyor ve yine cansız bedeni bulundu ama telefon elinde bulunuyor. Yani birilerinden yardım istemeye mi çalıştı artık o anda ya da isterken o anda hayatını mı kaybetti? Telefon yanında bulunuyor. Serkan o gece arkadaşına mesaj gönderiyor. Saat 02.30'da tam mesajı gönderiyor. Daha sonra bu mesajı siliyor ki jandarma ekipleri bu mesajı geri getirdiği zaman zaten olayın da birçok yönü ortaya çıkmış oluyor. Serkan daha sonra bir anda Çameli ilçesinde ortadan kayboldu ki jandarmanın yapmış olduğu çalışma sonrasında bu böyle bir acı olayın ardından eğlence mekanında eğlenirken polis jandarma baskınıyla Serkan yakalandı ve hemen getirildi. Savcı karşısına çıkartıldı. 24 saatlik gözaltı süresinden sonra savcı karşısına çıkartıldı. Orada ilk vermiş olduğu ifadede biz şakalaştık diye ifade veriyor. Yani bu kavga ile ilgili kavga değil, biz şakalaştık, onu darp etmedim. Biz zaten şakalaşıyorduk sürekli. Böyle bir şakalaşmadan bahsediyor ve Murat'cığım çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Reklama gitmek zorundayım ama şurada bir tarihi netleştirelim. 19 Eylül'ü 20 Eylül'e bağlayan gece yarısı 02.30'da, yani 19 Eylül'de gündüz kız kardeşi Fatma onu görmüştü, evet doğru, ama 19 Eylül'de gece yarısı, yani 20 Eylül sabahı 2.30'da bu mesajdan anlıyoruz ki o gece yarısından itibaren kayıp. Evet, iddiaya göre üvey babası tarafından tutulduğu söylenen Bergen biraz sonraki konumuz olacak ama İsmail Ceylan'ın kaybolup sonrasında cesedinin bulunmasının üzerindeki sır perdesi henüz aralanmadı. İsimler geçiyor, evet. 19 Eylül tarihini baz almıştık ama tam olarak 19 Eylül'ü 20 Eylül'e bağlayan gece yarısı 2.30 civarında artık Serkan Bey'in Denizli'de bir kahvede çalışan Azam isimli şahsa mesaj atıp öldüresiye dövdüm İsmail'i mesajı aslında saat kaçta kaybolduğunda netleştiriyor. Azam kim? Serkan Bey neden böyle bir mesaj attı? Şimdi efendim tekrar Murat'a dönüyoruz. Murat Sönmez bize son gelişmeleri aktaracak. Yanında da rahmetli İsmail Ceylan'ın kız kardeşi Hanife Hanım var. Hanife Hanım, başınız sağ olsun kardeşim. Sağ olun dostlar, sağ olsun Serap Hanım. Maalesef çok yani tabii her acımız, ölüm acıdır, evet. Ama evet bir şekilde aynen, bu acımız daha çok büyük. Evet. Peki Murat'cığım, şimdi bu Azam kim? Serkan Bey'e mesaj atıyor. Önce şakalaştık falan diyor ama attığı mesajları silmesi, işte bu yaşanan olaylar, şöyle bir toparlayacak olursan sır perdesi hala aralanamadı diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle söyleyebiliriz. Şunu belirtelim öncelikle, Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çok titiz bir çalışma yürütüyorlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ama tabii ki aydınlatılması gereken birçok husus var burada. Öncelikle henüz bu olay yaşanmadan önce eve gelen kişiler kimdi? Öncelikle bunun belirlenmesi gerekiyor. Çünkü eve gelen 3-4 kişi kapıyı zorluyorlar ve İsmail Ceylan bunlardan kaçıyor. Aslında baktığımız zaman yaşanan olay da buna benzer bir olay aslında. Ki şunu söyleyelim, az önce tarihleri tam olarak netlemeye çalışıyorduk ama 20 Eylül gecesi bu olay yaşanıyor. Serkan 02.20 civarlarında eve geliyor. Serkan 02.20 civarlarında ilçe merkezinden eve geliyor ve o 10 dakikalık zaman dilimi içerisinde ne yaşanıyorsa yaşanıyor. İsmail Ceylan'ı darp ediyor. İsmail Ceylan can havliyle evden dışarıya çıkıyor. Saat 02.30'da da ilçe merkezinde kahvehanecilik yapan Azam isimli şahsa mesaj gönderiyor. İsmail Hoca'yı çok kötü dövdüm, öldüresiye dövdüm diyor. Peki bu Azam isimli şahsa neden bu mesajı gönderdi? Azam isimli şahsın İsmail Ceylan'ın hayatındaki yeri nedir? Elbette ki bunlar yapılacak araştırmayla ortaya çıkacak. Çünkü İsmail Ceylan evden canhıraş kaçtıktan sonra ilk mesajı Azam isimli şahsa gönderiyor. O yüzden Azam isimli şahs da İsmail Ceylan'ın ölümünde önemli bir rol yer edindiğini söyleyebiliriz. Çünkü ilk mesaj ona gidiyor. Daha sonraki süreçte Serkan evde yaşamaya devam ediyor. Ve ta ki jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucunda Serkan gözaltına alınıp tutuklanıp cezaevine gönderilene kadar. Mehmet Bey, Azam Demir'i tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Hanife Hanımcığım, söylemek istediğim bir şey var mı? Daha bu konu tabii tam olarak netlik kazanmadı. Murat'cığım, ön otopsi raporu da henüz ulaşmadı bildiğim kadarıyla, doğru mu? Evet, henüz ulaşmadı ama dediğimiz gibi vücutta çok büyük tahripler olduğu için şunu söyleyebiliriz, geniş otopside en net sonuç ortaya çıkacaktır ki Taner Hocam da bununla ilgili en net bilgi verecektir ama dediğimiz gibi şu an için elimize ulaşan bir bilgi yok. Peki Hanife Hanım, söylemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Ben önce jandarma ekibine teşekkür etmek istiyorum. Size de başta teşekkür etmek istiyorum. Ve buna bağlı bütün hakkı geçen, hizmete geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve Ruhi'nin açık ve net olarak ifade verip ister canlı yayında, ister jandarmalara ne olduğunu açık ve net olarak bir bilgi, ifade vererek bilgi vermesini istiyorum. Yani bizim kaybımız büyük, acımız büyük. Yani bunu neden buna musallat etti? Yani vardı madem bunun başında bir bela, neden bir polise sığınmadı da İsmail'i harcadı? Onun yuvasını yıktı, çocuğunu babasız bıraktı. Yani bunları açıklasın. Biz zaten bir şeylerden korktuğunu biliyorduk. Hanife Hanım, merak ettim. Olayı nedir? Merak ettim, abi Ruhi Bey cenazeye katıldı mı? Hayır. Katılmadı. Gelmedi. Katılmadı. Hayır, gelmedi. Bu da işin bir başka soruşturulması gereken boyutu. Bunun yanı sıra da tabii ya ki... Ya kaçmasın, söylesin, bir şeyler var yani. Bunda, mutlaka bir şeyler biliyor ki kaçıyor. Kaçmasın. Bir de şu var efendim, yani sevgili seyirciler. İsmail Ceylan bir konuda şantaja maruz kalmıştı. Otel odasına kameralar yerleştirilmesi vesaire beni el aleme rezil edecekti gibi bir şantaj malzemesi vardı ellerinde. Bu neydi? Bunlar da zaman içinde ortaya çıkacak. Biz de takipçisi olacağız efendim. Şimdi bir çift burada stüdyoda. Bu çift resmi nikahları yok. 5 yıldır dini nikahla beraber yaşıyorlar. Evet. Ama Selahattin Bey aslında resmi nikahlı bir eşi var. Ama bizim konumuz aslında... beraberlik yaşadığı Nevriye Hanım. 3 tane resmi nikahlı evliliği var. Birincisi Şerif, ikincisi Hazım, üçüncüsü Mehmet. Ve Hazım Bey'den 2 tane kız çocuğu var. Biri 20, biri 18 yaşında. Ama bu Mehmet Bey ile 3. evliliğinden hiç çocuğu yok. Ama Mehmet Bey bir dönem üvey babalık yaptığı, şu an 18 ve 20 yaşında olan 2 kız çocuğunu iddiaya göre yanında tutuyor ve pek hayırlı işler için kullanmıyor. Nevriye Hanım'la ve Selahattin Bey'le devam edelim. %50 engelli raporlu kızını Mehmet K'ye koymuş durumda. 18 yaşındaki Bergen'den günlerdir haber yok. 6 Ağustos'tan beri kızımız Bergen Dinç'i hiçbir şekilde görüp ve görüştürmüyorlar. Bergen'in hayatı tehlikede mi? Kızımı zannedersem tehdit ederek, tehdit zoruyla orada tutuyorlar. Kızımız %50 özürlü olduğundan dolayı istedikleri yere sürüyorlar yani. Genç kızı üvey babası mı kaçırdı? Dilek ve Mehmet Kızımı zorla ellerinde tutuyorlar. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum ben. Ne yaptırdıkları belli değil çocuğuma. Çocuğumun bana kavuşturulmasını istiyorum. Şimdi. Evet, Nevriye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selahattin Bey siz de hoş geldiniz. Şimdi baktığımızda Bergen 18 yaşında ve 58 gündür kayıp. Önce isterseniz yine bir tablo gelsin ekrana. Biz önce bir şahsiyetleri bir paylaşalım sizinle. Şimdi Nevriye Telli stüdyomuzda. Kendisi 50 yaşında. Kayıp Bergen'in annesi. Nevriye Hanım'ın birinci eşi Şerif Ahmet S. 1992'de evleniyorlar. 4 sene evli kalıyorlar. Orada 29 yaşında bir kızları var. Ama onun konumuzla hiçbir alakası yok. Doğru mu Nevriye Hanım? Evet, doğru. Geliyoruz Nevriye Hanım'ın ikinci eşine. Hazım Orhan D. 2001 yılında evleniyorlar. 5 sene evli kalıyorlar. 2 tane de oradan kız çocukları var. Yani bugün işte aradığımız 58 gündür kayıp olan Bergen 18 yaşında. Ablası Leyla da 20 yaşında. Nevriye Hanım Hazım Bey'den ayrıldıktan sonra 3. olarak Mehmet K ile evleniyor 2007 yılında. Yani 2006 bir sene sonra ayrıldıktan bir sene sonra Mehmet K ile evleniyor. 9 sene evli kalıyorlar. Çocukları yok. Nevriye Hanım'ın şu anda dini nikahla yaşadığı Selahattin Bey var. Selahattin Bey 2017'de tanışıyorlar. 5 senedir birlikteler. Selahattin Bey aslında Muazzez Hanım'la resmi nikahla şu anda evli. Bizim konumuz Mehmet K. Mehmet K ile 3. evliliğinizi yaptığınızda Nevriye Hanım, kızlarınız Leyla ve Bergen kaç yaşlarındaydı? Bergen 2,5 yaşındaydı. Öbürü de 4,5-5 yaşında vardı. Yani 9 sene evli kaldığınıza göre biri 13 yaşına geldi, evet. Biri de 11-12 yaşlarına geldi. O süreçte de Mehmet Bey onlara gerçek anlamda babalık yaptı mı? Seviyor muydu onları? Yani kabullenmiş miydi? Kızlar onu ya, seviyor babalık muydu? Babalık olarak kabullenmişti ama çocuklar onu herhalde sevmiyorlardı. Çünkü büyük kızından dolayı arada sırada dövebiliyordu. Yani. Kendi başka çocuğu mu vardı? Evet, kendi başka çocuğu vardı. O zamanlar 12-13 yaşlarındaydı. Çocukları dövebiliyordu. O yüzden sevmiyordu. Zaten bu giden Bergen de onu hiçbir şekilde sevmiyordu zaten. Beni dövüyorsun. Nasıl olur? Peki Nevriye Hanım, 9 sene evli kaldınız ya, sonra boşandınız. Evet. Çocuklar da geldiler işte 14 yaşına. Bir tanesi geldi 12 yaşına. Siz ondan ayrıldıktan sonra... Bir sene sonra galiba Selahattin Bey ile tanıştık. Siz Selahattin Bey ile tanıştığınızda kızlar sizin yanınızda mı yaşamaya başladı? Selahattin Bey ile sizin yanınızda mı? Leyla bir sene kadar yanımda kaldı. Ondan sonra zaten bu Mehmet Bey tarafından sokaklara kaçtı, yuvalarda kaldı. Mehmet Bey yüzünden, evet, Üvey Baba Mehmet yüzünden. Üvey Baba yüzünden. Ne yaptı Mehmet Bey de sokaklara düşürdü onu? Kaçıyordu evden, yollarda görüyordu o Leyla'yı. Evine git bilmem ne, çocuk gelmiyordu. Çok aradım o zamanlar ben onu. O yuvaya kadar... Çelişkili bir şey zaten söylüyorsunuz Nevriye Hanım. Onun yüzünden kaçtı diyorsunuz ama kaçınca gördü diyorsunuz. Onun yüzünden mi kaçtı, kaçınca o mu yakaladı? Yani kaçıp İkisi Mehmet Bey'in yanına mı gidiyordu? Baba mı bellemişti onu yani? Hayır, o dışarıda başkalarıyla arkadaş edindiği için onlarla birlikte kendisi kaçıyordu. Ama onunla... Dışarıda görüşüyorlarmış, benim haberim yok. Bu arada enteresan bir bilgi daha vereyim. Mehmet Bey ile Nevriye Hanım'ı 2007 yılında bir arkadaşları tanıştırıyor, Dilek Hanım. Dilek Hanım kimin arkadaşı, sizin mi, Mehmet Bey'in mi? Dilek Hanım. Dilek Hanım kimin arkadaşı? Bizim ortak arkadaşımız. Sizi o tanıştırmış. Evet. O dönemde Dilek Hanım bir başka Mehmet Bey'le beraberken siz bu ayrılınca sizi tanıştırdığı sizin eşiniz olan 9 yıl boyunca Mehmet Bey'le beraber olmaya başlamış. Doğru mu? Siz bir şeyleri hatırlamakta zorluk mu çekiyorsunuz? Yok, orada... Şu an Dilek Hanım'la sizin eşiniz beraber mi? Şu an Dilek Hanım'la benim eşim beraber ama Dilek Hanım'la Mehmet Bey arkadaş değiller. Onların, ben söylemiştim, benim boşandığım eşimden, Mehmet'den, onun kocası arkadaş, Mehmet, o adamın adı da Mehmet. Tamam, onlar onu bıraktı. Şu anda sizin eşinizle mi beraber? Evet, şu anda benim eşimle beraber. Ha, yani hem sizin ortak arkadaşınızdı, siz evliydiniz Mehmet K'yla. Evet. O sonra kendi eşini bıraktı, sizin kocanızla şu an beraber. Evet, benim eşim, ve geliyorum, eşimle beraber. Şimdi Leyla zaten gidiyormuş, geliyormuş vesaire. Bergen'le ne alakası var üvey babanın şu anda? Bergen'le alakası, benim çocuğum 18 yaşına kadar dışarı çıkmıyordu zaten, hep evdeydi. Büyük ablası Leyla eve gelerek, zaten daha önceden de telefonla arıyordu. Çocuk, ben Mehmet Bey'le konuşmak istemiyorum, o kim ki benim babam mı diyebiliyordu bu şekilde. Geliyor, eve gelerek çocuğu kandırıyor. Onunla birlikte Dilek kandırıyorlar. Artık o Botan özlemek amaçlı mı, pazarlıyorlar mı, ne yaptıklarını bilmiyorum. Ben çocuğumun hayatından endişe ediyorum şu anda. Peki Leyla da sizin çocuğunuz ve Bergen'in ablası. 2 yaş var aralarında. Leyla'yı niye merak etmiyorsunuz da 18 yaşındaki Bergen'i merak ediyorsunuz? Serap Hanım, Leyla'yla ben çok uğraştım. 16 yaşında beri karakolluk olduk. Peşinde koşturdum. Yuvalara kadar düştü. Yuvadan kaçtı, buldum, getirdim, eve getirdim. Başka insanların sayesinde eve getirdim ama durmadı. Durmadı. Leyla belirli bir tarihten sonra birisiyle evlendi. Bu Mehmet Bey onun yuvasını bozdu. Eşinden ayırdı. Üvey baba, Mehmet Bey. Evet, Mehmet Bey. Evet, yuvasından onu ayırdı. Nasıl boşattı onu yani? Evlerine gidiyor, gitmiş 1-2 gün yemek yemeye, burada durulur mu bilmem ne davasına, o şekilde kandırdı, boşanmalarına sebep oldu. Ya. Sonra çocuk oradan ayrıldı, Çandarlı'ya gitti. Gene arıyor, işte gel yanıma diye Leyla. Oraya gidiyor, Çandarlı'dan da onu oradaki arkadaşıyla evlenmeye karar verdiği halde geri getirdi. O çocuk şu anda burada sokaklarda yani. Peki sokaklarda... Leyla evlendi diyorsunuz. Siz onun annesisiniz. Sanki tanımadığınız birinden bahseder gibi konuşuyorsunuz. Evlendiğinde siz nikahta, düğünde yok muydunuz? Damadınızla tanışmadınız. Bana nikahta, düğünde haber vermediler. Ben damadımla hiç tanışmadım. Peki sonradan üvey babasının haberi var mıydı nikahtan, düğünden? Mehmet K'nın haberi var mıydı? O düğünde var mıymış? Yok, o evlendikten sonra gidiyor. Çayını, kahvesini. Siz hiç gitmediniz evine kızınızın. Ben evine gittim ama ondan sonra, daha sonra yani. O sırada boşanmış mıydınız? Ne sıfatla gitmiş evine sizin tanımadığınız? Çoktan boşanmışlardı. Çoktan o zaman ne sıfatla zaten gider? Yani niye? Bilmiyorum. Hani öz babası, biyolojik baba değil. Üvey babalık da sona ermiş. Çocuk çağırdığı için acaba gidiyor. Çok mu benimsemişti çocukları? Yani kendi evladı gibi mi görüyordu? Büyük olan biraz onu benimsemişti. Tabii büyük olanı da, Leyla'yı da zaten aynı şekilde baba da benimsemişti. Ama küçük bu üvey babayı sevmiyordu zaten. Bergen sevmiyordu. Evet, nasıl Bergen benimle... 58 gün önce 18 yaşına kadar diyorsunuz evden çıkmazdı. Sizinle birlikte mi yaşıyordu? Evet. Selahattin Bey ve sizinle yaşıyordu. Evet, beraber yaşıyorduk. Selahattin Bey'i sever miydi? İlişkileriniz nasıldı? 5 dakika yanımdan ayrılmazdı yani, o kadar ki seviyordu. Bu Mehmet Bey işte aramızı bir şekilde bozdular. Evet. Zorla kaçırıldı demişsiniz. Evet. Zorla apar topar ablası Leyla ve üvey baba Mehmet Bey, yanında eşi Dilek Hanım var mıymış? Evet, hep beraber. Nasıl kaçırıyorlar? Size nasıl bilgi geldi? Biz o gün düğündeydik. Biz düğündeydik. 6 Ağustos'ta bu arada, evet. Biz düğündeydik, kendileri evden Leyla'yla artık geliyorlar, çağırarak pastaneye götürelim, gidelim sizi, bir yemek, bir şeyler ısmarlayalım diye geliyorlar, alıyorlar evden beraber. Pastaneye gidiyor, götürüyorlar, oradan sonra ne olduğunu bilmiyorum yani, o şekilde pastaneye gitti, ifadeleri var. Pastaneye gittikten sonra taksiye bindirip alıp götürüp gidiyorlar. Taksiye bindirilirken ve zorla bindirilirken gören var mı? Veyahut da bu konuda bir şikayetiniz var mı? Taksiye bindirirken zorla gören var mı onu bilmiyorum da telefonun, elindeki telefonu bize verdiğinde ses kaydı vardı içinde. Bir taksiye bindirirken dur ifadesi var yani. Şimdi siz bunun üzerine nasıl fark ettiniz onun kaybolduğunu? O gece eve gelmediğinde mi anladınız? Sonra ne yaptınız? Gidip kayıp başvurusu mu yaptınız? Nasıl oldu Nevriye Hanım? O gece eve gelmedi. Ben bir gün sonra, ertesi gün, bir gün sonra gidip kayıp başvurusu yaptım karakola. Ondan sonra başka Aliyah'daki bir arkadaşına Dilek Hanım'ın telefonundan bir mesaj geliyor. Şu an Bergen ayağa kalkabilecek durumda değil. Kendine geldiği zaman biz size getireceğiz diye. Böyle bir mesaj geldi. Yani hasta mı, yaralı mı, niye ayağa kalkamıyor? Ne olduğunu bilmiyoruz biz. WhatsApp'tan böyle bir mesaj attılar. Tuhaf. Kime attılar? Serhat diye bir arkadaşına atmışlar WhatsApp'tan. O da bana attı. Bergen'in arkadaşına. Evet. Ve Dilek Hanım'ın telefonundan. Dilek Hanım'ın telefonundan. Siz peki kızınızın telefonu vardı herhalde. Evet. Hiç ulaşamadınız mı? Hiçbir görüşmeniz olmadı mı? Sürekli meşgule atıyor. Sürekli meşgule atıyorlar telefonu zaten. Kapatıp ulaşmaya çalıştık. Sürekli meşgule atıp durdular. Sonra akşam üzere açtık. Öz baban nerede? Bir saniye Nevriye Hanım. Yani sizden üvey babasına gidiyor veyahut da kaçırılıyor. Öz babasına gitmiyor. Çocuklar, nasıl tuhaf bir durum değil mi? Yani öz babası ne alemde? Öz baba çocuklarla hiçbir şekilde ilgilenmiyor zaten. Öz babadan boşandıktan sonra... Öz baba da aramıyor mu çocuğunu? Aramıyor. Mesela? Çocuklar devamlı bendeydi zaten. O üvey babanın yanına gidip de kızlarımın ne işi var senin yanında hiçbir şekilde sormuyor mu? Hayır, sormadı. Sormadı. Siz peki eski eşinize ya Mehmet Bey'e üvey baba kaçırdı diyorsunuz ya, kızların bir şekilde kafasına girdi. Leyla'nın da hadi diyelim iddianızı söylüyorum, evliliğini bitirdi. Sonra beklediler, Bergen 18 yaşına geldi. Aynı şeyi ona da yapmaya çalıştığını düşünüyorsunuz. Sizde yok mu bu eski eşinizin Mehmet Bey'in telefonu? Telefon numaraları var, arıyoruz biz açmıyor. Aradığımız zaman tehdit ediyorlar. Bizim telefonlarımızda da zaten bazı tehdit şeyleri var, ifadeleri var. İkimizde de kayıtlı olan bizim telefonlarımızda o ifadeleri, tehdit ifadeleri var. İşte çocuğa karakola bilmem nereye giderseniz, böyle yerlere giderseniz size iftira attırız. Hayır, bu diye ifadeleri. Yani bu anlam veremiyorum. Niye? Ya bu çocuk da farklı bir amaçla, farklı yani bir babalık hissiyatından farklı bir gözle bakıyor olması lazım. Yahut da siz çocuğa karşı bir şey yaptınız, üvey babaya sığındı. Yani başka bir sebebi olamaz ki. Niye böyle kaçırsınlar, yok yatıyor desinler. Ama hocam 18 yaşında ben gidiyorum, işte Mehmet Bey de evli bu arada. Ben gidiyorum, üvey babamda yaşayacağım dese tutamazlar ki. Aynen, kaç göçe gerek yok. Evet. Şimdi bu Leyla bir ara evlendi dediniz ya siz. Leyla'nın, benim anladığım kadarıyla siz Leyla ile baş edememişsiniz. Evet. Ve Leyla'yı gözden biraz çıkarmışsınız gibi geliyor. Ama hiç değilse Bergen'i kurtarayım. Sanki öyle bir düşünceniz var gibi. Çünkü artık Leyla'ya sahip çıkamıyorsunuz. Yani el avuca sığmıyor. Leyla'nın evlendiği kişinin, iddiaya göre de üvey baba boşatmış, kayınvalidesi Hamide Hanım telefondaymış. Bize Leyla'yı bir anlatacak bakalım. Hamide Hanım merhaba. Merhaba, iyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Hamide Hanım, sizin oğlunuzla Leyla ne kadar evli kaldı? 1,5 yıl. Peki o süreçte üvey baba eve gelip gitmiş galiba. İşte ne biçim ev, ne biçim yaşam falan gibi Leyla'nın aklına girmeye çalışmış. Evliliği nasıldı oğlunuzla Leyla'nın? İpek Ak'a gidiyordu zaten. Ve şimdi şöyle bir şey, eşim benden ayrı yaşıyor. Oraya geldiğini ben görmüyordum. Birinde denk geldim. Ben mutfağa gittiğimde Geldim, Leyla Mehmet Bey'in koskoca kız. Ben şüphelendim ve dedim ki kesinlikle bu eve gelmiyorsun. Aa. Ağırlığımı koydum ve bir daha gelmiyor dediler hep. Ve Mehmet Bey'in zaten şöyle bir şey, Bergen'i kesinlikle inat için yaptı. Bergen çok okuluna düşkün, annesine düşkün, Selahattin Bey'e düşkün ve bize gelmeye başladıklarında Selahattin abi kesinlikle yanından bırakmıyordu. O da ben de geleceğim diye iknayla Selahattin Bey nereye giderse oraya gidiyordu. Leyla bunu çok kıskanıyordu. Çok kötü kelimeler yapıyordu. Leyla benim oğlumun başını yaktı. Şimdi geldi. İlk geldiğinde anne sokakta yaşayan bir kız var. Balkona, yaz günüydü, balkona yer yapacak gidecek. Tamam, sabah kalktı gitti. Gece tekrar getirdim. Oğlum çok merhametli. Hemen 2-3 günde sevgi olmaz. O kadar merhametli ki anlatamam. Sonra ilerleyen zamanda anne al sana gelin dedi. Ben Leyla'yı hiç istemedim. Ablası, Ali'nin ablası, o da istemedi. Kızınız... Çok yalvardım. Kalktı, dedim ki benim de bir tanecik oğlum var. Annemden tanıştır, gidelim, isteyelim seni. Benim bu benim yani o kadar muradım vardı ki kesinlikle bunu yaşatmadı bana. Ben Nevriye Hanım'la tanışmak istedim, hayır dedi. Annem seni kovar evden dedi, şöyle yapar böyle yapar. Ama Allah'a havale ediyorum o Leyla'yı. Sonra babalarının yanına geçtiler. Peki, orada evet. Yaptı. Buyur. Hamide Hanım, peki İtakak'a gidiyordu evlilik dediniz. Diyor ki Nevriye Hanım, onların evliliğini diyor öyle ya da böyle üvey baba Mehmet Bey yıktı diyor. Onun da payı var mı yani sizce? Evet. Nevriye Hanım ne diyorsa hepsiniz doğru dedi. Peki siz tanıştınız Mehmet Bey'le. Nasıl bir adam? Yani bir evlat gibi mi görüyordu onu? Yoksa Leyla size üvey babasından hiç bahsetti mi? 9 yılda az bir zaman değil. Bayağı küçüklermiş yani o evlilik olduğunda. Nasıl bahsediyordu size Mehmet Bey'den? Babam. Hep babam gelince de çocuk gibi abur cubur yer Leyla. Gelince 100 milyonluk abur cubur alıp gidiyormuş. Onları görmedim. Ve ben o gün Mehmet Bey'i görünce inan ki yanlış bir şey olduğunu hissettim. Ben korkuyorum ki Bergen'i sakın ellemesin. Onu var ya öldürürüm. Bergen'i çok seviyorum. Yani Bergen... Geçenlerde telefon ettim özellikle Mehmet Bey'e. Buldum bir yerden. Telefon ettim bakalım Bergen'in adı geçecek mi? Hiç Bergen'in adı geçmedi. Laf almak için ben aradım. Allah da biliyor. Ondan sonra aradığımda Nevriye Hanım'ı kötülüyor bana. Selahattin abi'yi kötülüyor bana. Hayır. Ondan kötülenecek insan değil. Bergen'e çok iyi baktılar. Leyla iyice soğutmuş annesinden. Kadını mahvetmiş. Beni de başladı mahvetme. Sonra durmadan kötülepe dedim geçtim. Her neyse sonra ikinci el eşya satıyorum ben. Mehmet Bey'in kardeşi karşımda o da. Oraya geldiler. Oraya gelince baktım Bergen Allah. Hemen koştum sarıldım Bergen'im dedim Bergen'im. Ne yaptın sen dedim. Önden gitmişlerdi. Dilek Hanım, bir oğlan daha vardı. Biri yanımızda kaldı. Beni öyle konuşuyorduk. Geldiler. Davranış altına aldılar bizi. Ben Bergen'e bir şey soracağım, soramıyorum. Peki sizce Bergen böyle mutsuz, korkmuş, zorla kaçırılmış bir hali var mıydı? Hali nasıldı biliyor musun Serap Hanım? Kayınvalidesinin baya kilolu kadın, kaç kilo bilmiyorum, baya bir kilolu. Bir baktım kollarını kıvırmışlar da kıvırmışlar. Uzun bir pantolon altında takım olarak giydirmişler. Kafasını bir tuhaf bağlamışlar. Ondan sonra Bergen dedim, elbisen nereden dedim. Dilek annemin gardırobundan dedi. Ama çocuğa sonra karşıdan baktığımda böyle önceki Bergen değil, bir tuhaflık var. Bir türlü çözemedim. Peki teşekkür ederim size. Bakın Bergen, Dilek annemin diyor da Dilek Hanım aslında o üvey babayla annesi boşandıktan sonra arkadaşının kocasıyla bir şekilde evlenmiş oluyor. Bir de Batuhan diye birinden bahsettiniz. Batuhan dediğiniz kişi de bu Dilek Hanım'ın oğluymuş. Evet, oğlu. Yani sizce Dilek Hanım oğlu Batuhan'la Bergen'i evlendirmek için mi kaçırdı? Onu mu düşünüyorsunuz? Bilemiyorum. Öyle mi düşünüyorsunuz? Bilemiyorum onun için mi kaçırdı? O da bir ihtimal. İhtimal o da. Nevriye Hanım siz Mehmet Bey'le niye boşandınız? O zaman 13, 14, 10... Acaba bu kızları hani bir kötü şey mi sezdiniz de ondan mı boşandınız? Yok, 13, bakın hanımefendi neler diyor. 10-13 yaşında bir tane kızı vardı o zaman. Biz onunla biraz anlaşamıyorduk. Bir de eli biraz uzundu. Bir de çocuklara kötü alışkanlıkları alıştırıyordu. Bence anlatamadığı şeyler var. Nevriye Hanım'ın bir virgül koyalım bence. Çünkü bu konuyu iyice bir araştırmamız lazım. Leyla'nın kayınvalidesinin söylediği bazı şeyler beni irite etti açık söylemek gerekirse. Aman işin aslını bilmeden de bir şey söyleyemem burada. 18 yaşına gelmesini bekleyip Bergen'i götürmeleri de ayrıca enteresan. Bugün efendim Hatice, Şehmus ve Erdem üçlüsü arasında bu üçgende son kararlar verilecek diye tahmin ediyorum. Çocuklar kimde kalacak? Şehmus acaba nikah yapmam inadını sürdürecek mi? Efendim Hatice çocuklarını vermeme yönündeki kararında ısrar edecek mi? Erdem de hayır çocuklarımı alırım kararını uygulayacak mı? Ve Şehmus da çocuklarını verirsen seninle olurum sözlerini tekrarlayacak mı? Şimdi efendim Hatice konusuna geçebiliriz. Hatice çocukları Erdem'e düşman mı etti? Ya siz nasıl insansınız ya? Sen nasıl anasın? Bu çocukların hali ne? Sesini yükseltme! Hangi bayramda çocuklarını giydirdin? Hatice çünkü sen babana, annene, ailene düşmansın diye öyle çocuklar yetiştirmek zorunda değilsin. Çocuklarını nafaka alamadığı için mi yuvaya verdi? Hiçbir şekilde. Nafaka zaten bağlamadı ki. Benim o verdiğim paraların hiçbirini kendi çocuklara harcamadı. Şehmus neden yayını terk etti? Sen koca peşine düşmüşsün. Üç çocuğunu da yuvaya vermişsin. Bir tane de çocuk doğurmuşsun. Sen mi yaptın? Çalışarak siz mi yaptınız? Sen mi yaptın? Siz mi yaptınız? Sen mi yaptın? Bak boş konuşma senin. Bana artistik etmeyin. Sakin ol. Sakin ol. Bak kalkarım ayağa bak. Arka ya bak. Hatice gözyaşlarına boğuldu. Defalarca çocuklarımın önünde şiddet gördüm. Ben ne anneden yüzüm güldü, ne babadan güldü, ne aile. Ben hep tek başıma ayaklarımın üzerinde mücadele verdim. Hatice, Şehmus, Erdem üçgeninde sular durulmuyor. Şimdi. Erdem hoş geldin, Şehmus hoş geldin, Hatice hoş geldin. Erdem 2 gün hafta sonu tatili girdi araya. Bir daha çocukları görmedin herhalde. Hayır görmedim. İçin sana ne söyledi? Vallahi. Buruk musun? Aynen buruğum biraz. Olsun ben hiçbir şekilde annede kalsın istemiyorsun. Şimdi biliyorsunuz pek hoş bir buluşma gerçekleşmedi kızlarla baba arasında. Çünkü belli bir de mesafe girmiş. Doldurulduklarını da düşünüyoruz açıkçası. Ve halayla da babayla da biraz hoş olmayan böyle görüntüler çıktı maalesef ortaya. Erdem de haklı olarak ne olursa olsun boşanmış da olsalar çocuklar babaya karşı da anneye karşı zaten doldurulmamalı. Bunu defalarca söyledik ama bunun yanı sıra tabii bir süredir de Şehmus'un yanındalar. İşte abi olarak mı görüyorlar, ne olarak görüyorlar bilmiyorum ama Şehmus'un yanında çocuklar tabii ki daha rahat şu an için. Neden? Babayla çünkü çok kopmuş bağlar. Çocuklar da çok çabuk soğuyabilir çünkü yaşları da küçük. Bu arada Şehmus'la Hatice bir kamera arkasında burada yani stüdyo dışında bir araya geldiler ve bir görüşme konuşma gerçekleştirdiler. Özü ne bu konuşmanın? Gelsin ekranlara. Hatice ve Şehmus yayından sonra bir araya geldi. Genç çift aralarındaki sorunları çözebildi mi? Başta hiç sorun etmediğim çocuklar neden sonradan sorun oldu? Yani bir gün hadi çocuklarla beraber gittik. Bu Erdem benim kapıma gelse ne olurdu? Hatice stüdyoda başka, dışarıda başka konuştu. Hatice o adamın çocukları benim yanımda kalamaz. Bak 2 yıl ben o çocuklara baktım. Tıpkı çıkmadı bak. Yuvaya veririm bunlara vermem çocukları. Niye veriyorsun yuvaya veriyorsun? Yuvaya veririm babaya halaya vermem. Ben orada görüyorum çocuklara. Çocuğumuzun yararı neyi gerektiriyorsa o yapar. Görüyorum ben 4 tane çocuk üst üste. Sen benim evimde miydin hocam? Burayı söylüyorum burayı. Ona ben defalarca geldim çocuklarına. Senin yanındayken ben defalarca onu aradım. Hatice, nikaha yanaşmayan Şehmus'tan ne istedi? Evimin içindeki bütün eşyalar, o evimin içine konsun, tamam mı? Evet. Ben gene hiçbir şey istemiyorum. Ne çocuğumun masrafını karşılayın, ne evimin kirasını. Bana o düzeni kuracaksın Şehmus. Kur diye bir şey yok. Benim o düzenimi sen bozdun. Git kur diyorum bak sana. Benim o düzenimi sen bozdun. Git bakalım gidebilir misin git. Senin yüzünden babamı karşıma aldım. Adamın lafını çiğnedim senin için. Hangi laf? Adamın. Adam dediğim babam. Tekrar birleşecekler mi? Ayrılacaklar mı? İstemiyorum abla bu kadar. İstemiyorum diye bir şey yok. Ha. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ben söylüyorum genelde. Hiçbir yere gitmiyorsun. Allah Allah. Hiçbir yere. Nasıl bir yere gitmiyorsun? Şehmus basbayağı gitmiyorsun. Hatice çocukları yerine Şehmus'u mu seçti? Benim düzenimi kuracaksın. Oğlumdan benim düzenimi kuracaksın tamam mı? Tamam ben kızları babasına veriyorum. Evet. Ben istediğim zaman babalardan görürüm. Şimdi Hatice'nin bir Erdem'den ayrıldıktan sonra bir şekilde bir düzen kurulmuş. Ama tanıdıklar vasıtasıyla ama öyle ama böyle. Ama sen orada 7 ay yaşadıktan sonra sosyal medyadan Şehmus'la tanışınca aşık oluyorsun. Bir şekilde düzenini bozuyorsun. Peki daha yeni tanıdığın adam sana nikah yapmıyor. Senin 3 tane çocuğun var. Niye düzenini bozuyorsun be Hatice? Niye? Nasıl güvendin? Tamam adam güvenilir ya çıktı. Zaten çıkmaya da bilirdi ama. Niye? Oturduğum yerde de zaten bir düzen yoktu. Serap abla şöyle demek, o zaman niye düzenimi kur deyip duruyorsun adama? Yok o değil. Ondan sonrasıydı işte o çocukları aldım gittim ya şeye Manisa'ya. Ben onu söylüyorum o çocuklar hani gittikten sonra değil. Zaten orada da hani bir düzenim yoktu. Oturduğum ev zaten nasıl diyeyim ki hani ev demeye 1000 tane şahit lazımdı. Annemin akrabası yerleştirdi oraya beni. Ondan sonra zaten hani... Manisa'da Şehmus sana nasıl bir düzen kurdu? Ne yaptı yani? Bir anlat bakayım. Ya güzeldi ondan sonra... Ne mesela apartmanda bir daire mi kiraladı? Eşyalar mı koydu içine? Apartmandı şöyle hani dayalı döşeli bir apartmandı. Oranın kirasını verdi. 3 ay mı? 2 ay kirasını vermişti. Kirasını verdi. Ondan ben ona dedim hani dedim ben 1800 TL dedim bak kira veremem dedim. Hani benim gücüm ona yetmez dedim ben de sana yardım ederim diye. Ondan sonra işte Erzincan'da ablam hani demiştim vardı. Onun da eşinin uzaktan böyle tanıdıkları, köylüleri falan. Gel dedi orada hani dedi kimse yok sen hastasın rahatsızlanıyorsun. Çocukların rahatsızlanıyor. En azından dedi burada çocuklarını bırakacak bir kapın olur falan. Ama 2 ay yaşadınız Manisa'da. Aynen 2-3 ay. Sonra 3 ay. Sonra tekrar şeye döndünüz. Ablamın... Ama sen 3 ay bir fiil orada oldun mu? Yoksa gittin geldin mi? Çok gittim geldim. Geldi. Mardin'e gittin geldin. Aynen. Yol üzerinde çalışıyordum ya. Sonra tekrar Mardin'e geldiniz. Aynen. Ondan sonra da dedi ki Erzincan'da böyle bir şey var. Oraya. Peki Şehmus sen neden nikah yapmama konusunda bu kadar ısrarcısın. Hayır yapmayacağım diyorsun ya. Niye? Nasıl ya abla, ben o gün de söyledim zaten. Bu kendi tavrından bir düzeltsin ben dedim. Kendi tavrını bir düzeltsin, ben yaparım diyorum. Kaçmam ben. Ama yine de böyle bir o konuda bırakıyorum gidiyorum falan diyorsun. Adamın çocuklarını ver diyorsun. 3 çocuğu yani başına bela etmek istemiyorsun. Diyorsun ki adam 2'de 1 kapımızı çalacak. Tabii ki babası, tabii ki çalacak. Tabii ki gelip görecek çocuklarını. Sen de bu sorumluluğu almak istemiyorsun. Bir telefonum var. Alo. 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 Efendim Tuğba. Merhaba Serap Hanım. Merhaba Tuğba. Serap Hanım, ben sadece çocuklar için yayına bağlanıyorum. Hiçbir şekilde Hatice'nin sesini duymak istemiyorum. Bu arada Hatice'nin kız kardeşi oluyor kendisi. Evet. Evet. Serap Hanım, ben lütfen sizden rica ediyorum artık. Geçen gün siz de yayında zaten belirttiniz. Çocuklar banyo yapmıyor, üstü değiştirilmiyor. Ben buradan devlet büyüklerine, bütün sosyal medyalara sesleniyorum. Bu çocuklar artık alınsın lütfen ya. Ben çocuklar için çıldırıyorum sadece. Ben artık hiçbir şey umurumda değil. Hatice nereye gidiyorsa gitsin, ister Şehmus'a gitsin, ister başka bir yere gitsin, benim umurumda değil. Lütfen Serap Hanım, sizden rica ediyorum. Bu çocuklar artık devlet yurduna yerleştirilsin. Ya aslında Tuğba, bir taraftan da bakıyorum. Bu çocukların hem annesi hayatta çok şükür, hem babası hayatta. Yurtlara gitmeye çok daha fazla ihtiyacı olan çocuklar var. Ama anne babanın birbiriyle olan çekişmesi, inatlaşması, efendim intikam alma duygularıyla bu çocuklar oradan oraya savruluyorlar. Yazık günah. Hayır, Tuğba Hanım'ın da dili çok yabancı. Bu çocuklar dediğiniz sizin özbeöz yeğenleriniz bir. Serap abla, İkincisi bir şey siz tabii teyzeleri olarak hayattasınız. Annesi hayatta. Niye biz alalım bu çocukları da bakalım demiyorsunuz da yuvaya gitsin diyorsunuz? Hocam zaten Hatice Hanım kız kardeşiniz değil mi? Siz teyzesi değil misiniz o çocukları? Ben Hatice'nin karakterini bildiğim için zaten bana evlatlık verdiği zaman bile çocuğunu ben kabul etmedim. Neden hocam? Çünkü yarın öbür gün Hatice benim karşıma çıkıp o çocuğu ben aldığım zaman yine o çocuğun hayatını mahvedecekti. Hocam bir şey diyebilir miyim? Söyle Hatice. Bir kere o çocuğumu ben, beni sevmeyen bir insana ben nasıl evladımın teslim ederim? Hayır, bu kendisinin insanda demesi lazım. Sen zaten teslim etmezsin de teyzeyse. Bu insanda evlat lazım. Sevgisi denilen bir şey yok. İlk evlendiği gün, insan gidip de neden doğum kontrolüne bu kullanması? Hatice. Ya ben şunu dile getirmek istiyorum. Beni sevmiyor olabilirsiniz. Benden nefret etmiş olabilirsiniz. İstediğiniz kadar. Hocam bırakın sevdiği birine vermeyi. Bir saniye lütfen. Serap Hanım şunu söylemek babasına istiyorum. Vermeyi zaten velayet kendisindeyken çocuk esirgeme yorumuna, sosyal hizmetlere çocuğunu teslim etmiş birinden bahsediyoruz. Bakın bu başlı başına velayetin anneden kaldırılıp babaya verilmesi için kafidir hukukta. Yani burada velayet kendisindeyken çocuğun bakım ve iaşesi görevlerini yeterince da hamile. Ve hamile başka birinden ve bunu yerine getiremeyeceğine inandığı için çocukları sosyal hizmetlere teslim ediyor. Belki de belli bir süre daha ilgilenmemiş olsaydı çocuklar koruyucu ailelere verilmiş olabilecekti. Babaları ve annesi hayattayken. Serap abla bir şey daha diyebilir mi? Ya, benim çocuklarım... Bir dakika. Şimdi Tuğba, anladığım kadarıyla tabii ki sen Hatice ile hiçbir tabii organik bağ dışında hiçbir bağınız yok. Dolayısıyla birbirinize bir sevginiz... Evet, kardeş gibi büyüdük Serap abla. Sevginiz de yok. Zaten verse de senin alacak durumun olsa da o çocukları vermem diyor. Asla, beni sevmeyen kesinlikle. Çocuklarımı da sevmez kesinlikle. Diyor. Ama sen yeğenlerini mesela Tuğba en son ne zaman gördün? Ben yeğenlerimi çok uzun zaman önce gördüm. Ben 2017'de İstanbul'a gittiğim zaman Hatice en küçük kızına doğum yaptığı zaman ben en son o zaman gördüm. Zaten biz Hatice'ye ulaşamıyoruz ki Serap Hanım. Kendi de yayında söylemiyor mu? Bir Manisa'dayım, bir Balıkesir'deyim, bir oradayım, bir buradayım. Hatice resmen Türkiye turuna çıkmış yani. Hatice'nin umurunda değil ki çocuk veya başka bir şey. Hatice'nin umurunda eğer çocukları olsaydı sürekli her çıktığı zaman yayına Serap Hanım, ben bir şey daha diyebilir miyim? Serap Hanım, ben şunu söylemek istiyorum. Siz kendi ağzınızla söylediniz. Bu çocuklar bir haftadır yıkanmıyor, üstleri değişmiyor. Evet. Bu çocuklar bu kadar mağdurken neden Hatice çocukların üzerine bir kıyafet almak yerine neden Şehmus'a gidip de kol saati alıyor? Neden Şehmus'a gidip kol saati alacak parayı buluyor da çocukların üzerine kıyafet alacak parayı bulamıyor? Canım istedi de ondan yaptım. O benim kendi sorunum. Çok fazla teyzesiniz, anneannesiniz, babaannesiniz, gelin de alın o zaman. Senin durumun çok iyi, bak çocuğun yok, hiçbir şey yok. O zaman madem bir teyze olarak gel çocuğunu giydir. Gelsin, durumu çok iyi. Durumun çok iyi, paralardan oyun oynuyorsun, gel yerlerini giydir o zaman. Madem bu kadar çok düşünceli konuşuyorsun ya, çok da düşünüyorsun ya yerlerini. Bir şey daha diyebilir miyim Serap abla? Bak bir şey diyor. Sen önce kendine bak, geldin Gezi'ye, sen Gezi'ye geldin, sen Gezi'ye gelirken onu koyacaksın. Kendine güvenmiyorsan doğurmayacaksın. Sen kocanı aldattığını söyle, kocanı nasıl aldattın, geldin gittin. Yıllarda gittin birini buldun. Konumuz o değil, çok rica ederim. Konumuz o değilse benim geçmişimi de yargılamasın. Bir dakika Hatice, bir saniye Tuğba. Ortada somut bir şeyler var, onları konuşuyoruz. Konumuz Tuğba'nın hayatı da değil, asla değil. Ama çocuklar, benim çocukların yüksek menfaati ve yararı. Evet, bir haftadır, 10 gündür, 2 haftadır o çocuklar gerçekten gördünüz siz de, işte hocam da görüyor, Hasan Bey de görüyor. Yahu çocuklar o gün babayla öyle ya da böyle buluştular, pek uzak durdular. Yahu hala da var yanlarında, çok düzgün bir hala. Ver hafta sonu babayla beraber otelde kalsalardı, biraz dolaşsalardı, hala onlara bir şeyler alsaydı. Bak çocuk dediğin şey özellikle kan, yani kan çeker. Ne yapıyorsun? 4'ünü birden alıp götürüyorsun. Tamam, öbürünün babası var. O çocuklar yazık günah. Serap abla, o diyor ya çocukları benden aldı diye. Çocuklarına kaç kere söz vermişsin? Bundan buraya çıkmadan 3 hafta önce, 1 ay oldu. Benim sana attığım ses kayıtları çocuğun. Baba bizi arayacaktın görüntülü. Kızım işim var, arayamam. Gel dedim, çocuklarını gör dedim defalarca. Geldi mi? Al dedim çocuklarını yanına Serap abla, dedim ki okullar tatile girdi. Dedim ki al dedim, çok güzel böyle dağlık bir yerde dedim kalıyorsun, çalışıyorsun orada dedim, çocuklar da kalsın. Yalansa desin yalan. Al dedim çocuklarını dedim Erdem, güzel bir dilden al dedim. Al dedim çocuklar biraz sende kalsın, vakit geçirsin. Kızı ben çocukları nasıl alayım? Ben dağın başındayım. O da doğru. Dur. Belki adam şantiyede bir yerde kalıyor. 3 tane kız çocuğunu. Serap orada abla nasıl baksın yani? Serap abla bir şey Serap diyeceğim. Hanım, ben çocuklar kayak merkezindeyim. Bir saniye. Yukarıdayım. Bir dakika dur. Bir anlatsın, nasıl oldu bu olay? Bu olay şu. Yani söylediği şey şu. Ben kayak merkezinde orada sorumluluğum vardı. Orada çalışıyordum. Evet. Yani dağın depesi, yani market yok, bir şey yok. Biz kendi ihtiyaçlarımızı bile gelip giden personel servisiyle onlarla temin ediyoruz ki. 3 tane kız çocuğu orada nasıl bakılsın? 3 tane çocuk orada ne yapacak? Bir. İkincisi de benim bir tane telefon diyorum ya, telefonda ben bir tane çocuklarımla doğru dürüst konuşamıyorum. Allah Allah, aradın mı? Kaç kesinlikle konuşamıyorum. Ben seni aradım, ben. Çocukları tembihliyor, oradan kısık sesle söylüyor, çocuklar bana aynısını söylüyor. Çocukların bana söylediği tek kelime, bir dakika, o görüşmede de zaten biliyorsunuz. Serap abla. Bir dakika müsaade et. O görüşmede de zaten kayıtta da var zaten. Çocuklar hep bana para. Baba bize para. İstemelere hakkı. Ya nafaka mı bağladın çocuğu? Ben istemeye sadece para makinesi değil. Peki bir şey diyeceğim Serap abla. Ben isteme hakları yoktur diye bir şey demiyorum ya. Ya şunu çarpıtma artık, bana yeter ya. Bana nafaka bağlasan acaba 500 TL mi verecektin? Ha? Ben kalkıp da beni tehdit ettin, ölümden tehdit ettin, kapıma geldin, bana şiddet uyguladın, çocuklarımın önünde şiddet uyguladın. Tamam, dosyaları getirsene, madem tehdit etmişsin, madem öldürün demişsin. Çıkarsınlar Serap abla, tamam, bakın araştırın. Sende vardır, sen getirsin. Tamam işte, ben, madem yok, kayıtlarım var, sun işte. Var, hepsi var. Serkan niye cezaevine girdin? Madem kayıtlarım var diyorum, sun. Sen cezaevine neden girdin? Ben nasıl ki kayıtları sundum, sen de gerçekleri sun. Sen cezaevine neden girdin? Ya. Neden cezaevine girdin diyor. Sen ben cezaevine para cezasından girdim. Peki o para cezasını ödemediğin için şeyi. Ve benim 17 tane dosyam var. Hepsine 17 tane dosyamda benim borç, hep haciz. Borç mu? Peki o borçlar orada göstermedi. Burada düzen kur, orada eşya al, orada git, oradan oraya git. Peki 3 ay Serap abla. Yani ben çok bunun daha hala borçlarını temizliyorum. Serap abla çok iyi bir baba deme. Mahkemelere 30-35 milyar para ödedim. Hayatım ben senin yanında 2 yıldır yanındayım değil mi? Hı. Sen beni ne kadar sokaklarda bıraktın? Hayatım. Ben senin yanında hep sokaklardayım. Madem çok iyi bir baba, ben karnım burnumda hamile. Bize el uzattığı zaman, evimin düzenini kurduğu zaman 10.000 TL para çıkardı. Dedi ki kadını hastaneye götür, özel hastaneye. Sokaklarda 3 ay kaldı Esenler Otogarı. 2 tane kızım, 3.süne hamileyim, 5 aylık hamileyim. Ve o paradan... Sadece kaldığını anlatma, başlangıcını anlat, başlangıcını. Dur, sadece kendini böyle yere göğe kaldıracak hallerini anlatma. Eserler kaymakamı ona evden attı. Kendi karaktersizliğini anlat biraz. Eserler kaymakamı ona evden attı. Eserler kaymakamı dedi ki bak kızım ben sana her türlü arkanda maddi manevi destek çıkarım. Bu adamı dedi orada boşuna bana öyle yapma. Kalkıp da geldi çocuklarımın gözünün önünde şiddet uyguladı. 10.000 TL'ye aldı arkadaşının sekreteriyle. Kadının 9 yaşında oğlu vardı. Gitti o parayı çocuklarına harcamak yerine. Bir baba çocuğuna nasıl para için zarar verebilir? Tamam Serap abla ben kötü bir anneyim. Ben bakamadım. Sen niye bakamadın? Elinde bak, görme kararların vardı. Bak, ediyorum, bir dakika. Elinde sen görme. Var ya, beni sen, susturma. Beni sen, susturma. Serap abla bir şey daha diyeceğim. Sen zaten seni susturacak kimse yok ki burada yeryüzünde. Susturamazsın çünkü haklı bir tarafın yok. Senden doğru. Serap senden abla, haklı hiç kimse yok. Şu hikayenin tek mağduru sensin. Serap abla çocuklarını görmediğini söyle. Çok güzel oynuyorsun. Bir dakika. Vallahi çok güzel. Jübileyi de burada yaptın yani. O kadar kanal gezdin. Jübileyi de burada yaptın. Senin gibi değil mi? O kanallara kim çıktı bakalım. Serap abla elinde biz boşandığımız zaman ona tedbir kararı verildi. Çocukları ne kadar süreyle sınırlıyla göreceğine bir kağıt verildi. Peki ben çocuklarını göstermiyorum. Her yolu biliyor değil mi? O kağıtları peki mahkemeye sundu mu? Hiç dedi mi? Gitti mi emniyete? Dedi mi bu kadın bana çocuklarımı göstermiyor. Ben olsam ben giderim. Çünkü çocuklarımı görmüyorum. İstesen her yerde çocuklarını gören lisansı. İstesen var ya şimdi buraya çıktın diye oynama bana. Yuvada kaç kere gittin çocuklarını gördün? Bu adam mı çok geldi çocuklarını aldı yaptı sen mi? Ben artık susuyorum benim tamam mı? İstediğine kadar oyla hadi meydan seni. Benim hiç kimseye oynayacak bir şeyim yok. Allah'a şükürler olsun ki. Ben içimdekilerini kustum. Şey sen çok güzel de rolünü yapıyorsun. Git bak çocuklarını al yayından sonra tamam mı? İzin veriyorum. Sen değil, yine. Serap abla yayından sonra yine, al çocuklarını. Dur Erdem şey kaçırma. Ha. Diyor ki yayından sonra al çocuklarını. Giydir kuşat. Götür giydir kuşat. Otelde de beraber kalın. Kalın. Hala gitti mi döndü mü? Hala burada mı? Hala gitti. Bir şey daha diyeceğim Serap abla. Burada ama Sarıyer'deydi. Tamam burada. Halayı da alın. Bu çocukların halada kalın. Hatta otelde de değil, halada kalın. Kirlilerini de alın, yıkatın çocukları. Birkaç gün, yıkat Allah Allah. Senin zaten her gece o çocukları yıkıyor olman lazım. Otelde sıcak su var. Çocukları zaten duş aldırıyorum Serap abla ben. Yok Hatice. Kıyafetlerini diyorum. Yok. Aynı kıyafetlerle getirdim. Sen her gün maşallah gardırop şey. Bugün değişmiş ama. Bugün spora döndüm falan da. Ama çünkü her gün kadın kirliydi Serap abla o gün. Gayet bakımlısın maşallah yani. Diyor doğru söylüyor. Tamam Şehmus'a da saat almışsın da ona da al çocuklarına da al da. Şimdi sen bugün çocuklarını alabiliyor musun? Çocuklarımı versin. Yani çocuklarını ben bu olayın da Serap Hanım. Hayır bugün alıp halayla falan bir vakit geçirin çocuklarla. Tamam geçirelim Serap Hanım. Üst baş alın bir şey alın. Çocuklar da size ısınsın. Ben şunu söylemek Serap istiyorum. Abla. Yani bu olay artık bir bitsin. Kendiler evleniyor mu, boşanıyor mu, nikah mı kıyıyorlar? Burada İstanbul'da düzen mi kuruyorlar? Kendileri ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bak, ben artık yani gideyim. Ben çocuklarımı da alayım. Ben gideyim. Benim başka bir derdim yok. Şimdi ben kendiler gibi böyle zaman geçiremem. Belli. Hatice. Ne yaptıkları? Hatice. Şimdi ben bir kadın olarak 3 tane kız çocuğumu isterse Şehmus dünyanın en güvenilir adamı olsun. Bir baba olarak o da kız çocuklarını, 3 tane kız çocuğunu üvey babanın büyütmesini istemeyebilir. Normal mi? Evet. Çocuklar orada emanet gibi duruyor. Dünyanın en güvenilir adamı olsun. O zaman babaları yapsaydı. Şehmus Bey'in yanındayken orada görüntü vermişse biraz önce onu gördüm de ona takıldım. Getirin Şehmus'la da bir arada oldular ama 2 senedir de Şehmus'u görüyorlar. Tamam abilik yapmış olabilir. Abilik, yakınlık. Ben bir şey demiyorum. Bak burada da böyleler çünkü... 2 senedir birlikteler yani. Çünkü yuvaya en çok gelen bu adam oldu. Hadi çünkü çocuklara en çok... veren de sensin Hatice. Beni söyletme. Hocam yuvaya verdim ama çocuklarımı bırakmadım. Ben çocuklarımın peşinde ol. Bu adamı aradım. Yani. Allah rızası için yani benim her ay yurda gidip geldiğimi... Ya nerede iş arkadaşlarım. Topu gitsem kayıtlara baksam bir 2 sefer ya 3 sefer. Almış olduğum biletler, gidip geldiğim biletler, kalmış olduğum otel. İzliyorlarsa bağlansınlar. Patronum. Bana izin veren patronlarım. Patronlarıymış. Bir bağlansınlar Allah için. Bir şey söyleyeceğim Hatice. Diyelim ki o dönem gerçekten maddi sıkıntı ya da bir takım sorunlarınız vardı. Sen de bir bebek bekliyordun. 1-2 sene hadi baba Erdem'i arayıp ya 1-2 sene biz rahatlayana kadar çocuklar sende kalsın ama biz gelelim her ay görelim o gelsin. Niye yapmadın da direkt yuvaya vermeyi düşündün? Peki Serap abla yapmadığımı nereden biliyorsunuz? Yapmadım. Yaptın mı bilmiyorum. Tabii ki de yaptım. Ve benim Manisa'da oturduğum annem gibi gördüm. Annemden daha çok sevdiğim. Onları bağlayın, onlar söyler. Peki hayır kaç kere... Yurda vermeden önce niye babasına vermedin ya, diyor. Hocam ne diyorsunuz? Almadı hastane? Almadı ya. Kalkmış bana çocuk hastalandı, karnım burnumda. Ben Esenler'den atış alanına karnım burnumda çocuğumu sabah 9.30'da iğneleri vardı. Hangi gün çocuğu hastaneye götürmüş? Ya şimdi almadın mı sen? Yani onun ya, çocuğuna yalan, hamileydim şey, yalan, diyorsun. Ben başka her bir zaman diliminden bahsediyorum. Ya, hiçbir zaman istemedik. Bir saniye. Hiçbir zaman. Yuvaya gitmeden dedim bak çocuklar yuvaya gidiyor dedim. Yuvaya gidilecek dedim. Bana dedi ki gidelirse gidilsin ben bakamam dedi. Ben çalışmıyorum. Hep dediği kelime ben çalışmıyorum. Gidilirse gidilsin. Peki ya, çalışmıyorsun. Erdem peki sen buna engel olabilirdin aslında yuvaya verilmesi. Tabii ki de Serap abla haberi oldu. Bir dakika müsaade et ama. Sen buna engel olabilirdin. Diyelim ki o verdi. Sen baba olarak gidip alabilirdin de çocuklarını. Madem almak istiyordun niye Serap gidip almadın? Ben şimdi babamın evine getiremem. Ben dediğim gibi dağda kalıyordum. Ya ben 2 yıl dağda kaldım. Nereye götüreceksin alacağım çocukları peki? 3 tane şimdi de zaten ben babamın yanındayım. Babam hasta adam. Yani onun yanına getiremem. Zaten o sesi kaldırmaz. Çocukları kaldıramaz. Tek yaşıyor. Peki 3 çocuğu almak istiyorum diyorsun da nereye alacaksın? Ben düzenimi kuracağım Kahramanmaraş'ta. Serap Hanım. Kur da ondan sonra bence ama. Serap ama yine kalmasın. Bunda kalmasın çocuk. Bu süreçte yuvada mı kalsın diyorsun tamam, yani? Ya süreçte kalma. Ya ben şöyle bir şey. Bir dakika kendi aranızda konuşmayın ne olur. Ben her türlü çocuklarımın arkasındayım. Yani şu an götüremeyeceğine göre ya anneyle kalacaklar ya da yuvaya gidecekler. Ama hala onda kalmasın diyorsun. Yani yuvaya gitmelerini mi tercih ediyorsun çocukların? Kendinin yanında kalmasıysa yuvada kalması daha iyi. Serap abla, bir şey diyeceğim. Ben de Kahramanmaraş'a aldıracağım. Serap abla. Her şeyi ben korurum. Hocam ben bir şey daha diyebilir miyim? Çocukların 1 yıl yuvadaydı öyle değil mi? Önce baba aranıyor. Yuvadan baba aranıyor. Babaya diyorlar ki çocuklar evlatlık verilecek. 3'ü de ayrı yerlere evlatlık gidilecek diyorlar. Ve baba ne diyor biliyor musunuz Serap abla? Veresin diyor ki bir dakika beni susturma. Ben yuvada orada hatta bağlayabilirsiniz. Ben numaralarını da vereyim size oranı. Onların kullandığı kelime şu. Ben diyeceksiniz ki nereden biliyorum? Bana oradan söylendi. Dedi ki oradakilerine ben 3 tane çocuğa bakamam. Ben çalışmıyorum kalacak yerim yok. Evlatlık gidilirse gidilse. Ve sonra beni aradılar. Ben o dönemde yeni doğum yapıyorum Serap abla. Bana dediler ki, bana Ocak ayına Şubat ayına kadar müddet verdiler. Bana dediler ki ve orada hatta bir tane pastane sahibi Allah razı olsun onun da emeği var, onun da katkısı çok var ben çocuklarımı almak için. O da çok uğraştı benimle. Önce kadın da beni dışladı, sonra gördü çabamı, gördü nasıl çocuklarıma tutkunluğumu. Yanıma almak istediğimi ve ben yuvaya gittim. Bana dediler ki Hatice Hanım Ocak ayından Şubat'a kadar bak düzenini kurmadın. Çocukların evlatlık gidilecek ve bir daha göremeyeceksin çocuklar. Ve ben o çaba içerisinde öyle bir mücadele ettim ki yemedim içmedim çocuğu ailesine verdim. Dedim ki alın. Emzikli çocuk, emziriyorum ve çocuğuma attım. Çocuğumu o süreçte mamaya başladılar. Hala mama aldı, babaanne o çocuğa o şekilde baktılar. Ben çocuklarımın peşine düştüm. Çocuklarımı alma çabasına düştüm. Çocuklarımı yanıma aldım. Düzenlerini iyi kötü, hani dört dörtlük diyemem. Elimden gelen şeylerden yaptım. Bir şekilde aldım çocuklarımı yanıma. Çocuklarımı o süreçte okula da hemen kaydettim. Yani evlatlık verilmesine... gönlün razı olmadı, mani oldun. Şekilde. Peki, şimdi Şehmus sana diyor ki, dedi ki daha önce, şu andaki fikrini bilmiyorum, çok sık da fikirler değiştiriyorsunuz. Yani ya çocukların ya ben demeye getirdin diye ara değil mi? Babasına ver ya da ben yokum dedin. Çocukların mı, Şehmus mu? Tabii ki de çocuklarım Serap abla. Hani her şey kalkıp da bir erkekten ibaret değil. Ben çocuklarımı verecek olsaydım zaten çocuklarım yuvadaydı. Güzel şartlar altında da bakılıyordu çocuklarım. İyiydi de. Ama ben niye benim tek istediğim hani gerçekten yemeleri çok güzeldi. O spor kulüplerine gidiyordular, yüzme havuzlarına gidiyordu çocuklarım. Dikiş öğreniyordular orada. tek eksiklikleri anne baba sevgisiydi. Ben dedim ki o baba zaten bir var bir yok. Hep onun uyu zaten. Yanımızda da olan şeydi. Bizi koyardı, kullanırdı. Bir ev düzenimiz olsa 3 ay sürmezdi o düzen, gelir eşyaları satar, aradan yok olur giderdi. Ve ben dedim ki çocuklarıma dedim. Ne kadar palavracısın ya. Palavrayım, sen istediğini beni susturma. Ayaküstü 1000 tane takla atıyorsun. Ve sonra Serap abla çocuklarımı aldım yanıma. Diyor ki haberim yok. Nasıl ya haberi o? Madem haberi yoksa bana nasıl diyor ki? Şimdi ortada daha büyük bir mesele oldu. Şimdi düzen yok. Yani Erdem'le alakalı olarak... Yani somut anlamda mahkeme şey isteyecek, çocukların yaşayacağı bir konutu, o konutun içerisinde çocuk odalarını isteyecek. Pedagoglar bunları görmek, maaşı, ve çocukla baba geliri, arasındaki ilişkiyi de görecekler. Sosyal hizmetler zaten bu konuyu el atacak. Ama burada Erdem'in somut bir şeyi yok, resmi yok elimizde. Dolayısıyla Hatice'de somutluk var. Şu an bir ev var, yaşadıkları ev var en azından. Ama o da eğitim hakkını elinden aldı çocukların. Orada da büyük sıkıntı var. Şimdi bir an önce Erdem'in somut adımlar atması lazım. Şimdi çocuklar ortada, net söyleyeyim. Yani şu an Erdem aldığında kime götürecek? Babama götüremem diyor. Çünkü babam sese öyle dayanamaz. Öyle düzen kurmak da o kadar kolay değil yani. Çünkü ablası İstanbul'da, kendisi Kahramanmaraş'ta. Şimdi Erdem'in bir an önce somut adımlar atıp çocukların velayetini alabilecek bir baba profili çizmesi lazım. Hocam bir şey daha diyebilir miyim? Burada da yalnız ev değil diyorsun. Yani tamam bir evde yaşıyoruz ama eşya yok, o yok, bu yok. Çocukların eğitimi yarım kalmış. Şehmus hepsinin altından nasıl kalkacak? Şehmus'un son kararı ne? Mesela Şehmus, sen hala ben sana nikah yapmayacağım kararında ısrar ediyor musun? Ben mi? Evet. Daha önce size söyledim abla, ben bunu yaparım, yapmasına değil. Ama dediğim gibi bir kendine çeki düzen versin. Başka bir şey istemiyorum. Hatice'yi seviyor musun? Evet abla. Gerçekten? Evet. Yani onun mesela bir sürü olumsuz yönleri falan konuşuldu burada. Hiç umurumda değil. Kimle konuşursa konuşsun abla. Sen de zaten onun olumsuz taraflarını görüyorsun, biliyorsun ve söylüyorsun. Sevgi de galiba böyle bir şey. Hani insana olduğu gibi kabul etmek. Aynen. Ama nikah konusunda da şunu mu düşünüyorsun? Ya ben şimdi bir çat diye nikah yaparım, yarın anlaşamayız, bu huylarını değiştirmez falan. Bu sefer boşanmak da zorlaşır. Aynen. Diye mi düşünüyorsun? Peki bu 3 çocuğu babalarına vermesi konusunda ya da bir süre, geçici süre tekrar yuvaya verme konusundaki fikrin ne? Ya yuvaya verilmesine karşıyım ben. Öyle mi? Verilmesin bence yuvaya. Babaya? Aynen. Ya baba kendi bir düzenini kursun. Çocuklarını istese zaten devlet verir. Orada zaten karar verirler. Şimdi ne bu karar verir ne o karar verir. Hocam devlet karar verecek. Peki Şehmus, buradan diyelim çıktınız programdan, artık sizi uğurluyoruz. Evet abla. Sen nereye gideceksin? Hatice nereye gidecek? Ya ben düzenimi kurarım tabii, benle gelirse. Nereye? Düzenimi kurayım ya İstanbul'da, ya İzmir'de ya da Manisa abla. Her üçünden bir yere gidelim. Siz artık Erzincan ve Mardin'i diyorsunuz. O sayfaları kapattım ben oraya. İstanbul'da, İzmir'de ya da Manisa'da. Aynen. Senin mesleğin ne? Normalde ben muavinlik yapıyorum abla. Şehirler arası. Ha, aynen. Otobüs uzun yol. Aynen. Anladım. Aynen. Muavinlik yapıyorsun. Böyle bir düzenimi kurup baba düzenini kurana kadar yuvaya verilmesine gönlü razı değil. Erdem, senin gönlün razı geliyor mu çocukların yuvaya verilmesine? Daha sık mı görürüm diye düşünüyorsun acaba? Şimdi şöyle abla, yani Serap Hanım, ben Kahramanmaraş'a aldırıp en azından orada ilgilenip... Yuvaya. Evet, Kahramanmaraş'a sevkini yaptırıp... Sen baba olsan zaten çocuklarının yuvaya gitmesini istemezsin. Gibi şehir gezmezsin, senin gibi şehir gezmezsin. Bak yeter, haddini aşıyorsun. Senin gibi... Senin gibi şehir gezmesin o çocuklar. Bileğimi bırak, ayakta durdu. Madem babasın, bugün yaptın değil mi? Bak bugün buradasın, 3 gün sonra Manisa'dasın, 4. gün gidip başka bir yere gidersin. Bak sen bize yuvan kurduk, bir dakika hayatım. O çocuklar şehir gezemez, kusura bakma. Bize kaç... Sakin ol diyor, sakin ol diyor. Sakin ol diyor. Sakince de anlatabilirsin. Sakinlikten bağlı. Serap abla bir şey diyeceğim. Bu kadar merhamete oynuyor. Kızımın kuşu vardı ya. Bir müsaade et de bir konuşsun Allah aşkına. Bana burada oynama, şeytanlığına yeter, son ver. Siz Sen yeter şeytanlığına son ver. Her yere kızlarımı kullandı. Sosyal medyada, televizyonda, her yer. Madem babaydı bir gün olsun bunlar. Senin gözünün önünde hastalandı. Götürdüm hastaneye. Sen, kalktın oradan hayatını ilaç alacağım diye kızın ilaç parasını yedin. Yeryüzünde yok. Tamam mı? Sen kullanıyorsun. Al kızlarını o zaman ye. Bana bak bana. Bak düzgün konuş. Ağzını topla, o ağzını toplarım seni. Bak bir erkeğe de ağzını topla. Hatice, bir erkeğe de söylenecek söz var, söylenmeyecek. Ona söylenir Serap abla. Hayır, bir erkeğe sabrını taşıracak şeyler söyleme. Serap abla, bu adama kalkıp teşekkür edeceği yerde, bu adama kalkıp... O adam seni susturamıyor be Hatice, bir sus artık ya. Bir sus, sus. Yeter ya. Serap abla, ben kötü bir şey söylemiyorum. Benim durumum ortada olduğu için ve ben bu kadına güvenmediğim için ben bunu istiyorum. Peki Serap abla, ben bunu kalıcı olarak değil, ben zaten çocuklarımın ama sen de somut hiçbir adım atmamışsın bu halde olduğunu bilmene rağmen. Git kardeşim bir somut olarak evini tut. Ona göre işini ayarla, çocuklarını alacağın bir pozisyon üret, ondan sonra. Tamam işte ben de ne diyorum? Ama o süreçte başlıyorsun. Hasan Bey ama diyor ki buna, o süreçte de diyor. Tamam o süreçte de diyor. O süreçte de diyorum yapacağım yapacağım. Çocuklar benim de gözümün önünde olsun. Kahramanmaraş'ta bir yurda yerleştirilsin. Çünkü diyor şehir şehir geziyor. Belli ki daha da gezecekler. Çünkü evet, onlar da bir düzen kurmaya çalışıyor. Şehmus da 4 tane çocuk bakacak. Evet. Bir de Hatice bir kendisi. Kolay değil bu zamanda. İstanbul, İzmir diyor, Manisa diyor. Ya bir gönül gezdiriyor. Bu arada diyor şehir şehir benim çocuklarım oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bir gün Şehmus'un da belki sabrı taşacak. Tak diyecek, ben çocuğumu alıp gidiyorum, ne halim varsa gör diyecek. Çünkü Hatice zor bir kadın. Dolayısıyla diyor geçici olarak Kahramanmaraş'ta benim gözümün de önünde yuvada olsunlar. Ben düzenimi kurayım. O arada gelsin çocuğunu görsün. Ben de göreyim. Düzenimi kurunca da çocuğumu alayım diyor. Şimdi 4 çocukla bir bakın ev bile aradığınızda 4 çocuklu aileye biz ev vermiyoruz diyen de çıkar. Çıkar yani. Şimdi onun da öyle bir durumu var. Sonuç olarak evet yuvaya gelsin ama gözümün önünde olsun. Şehmus diyor ki çocukların yuvaya verilmesine karşıyım, vicdanım el vermez. Hatice diyor ki ben Şehmus nasıl bir düzen kurarsa 4 çocukla onun peşinden giderim diyor. Bilmiyorum yani hala ortada. Hala ortada ben sana söyleyeyim. Çocukların yuvada olması Hatice'yi delirtiyor şu anda senin söylediklerin. Kendi vermiş zamanında. Ama sen bunu isteyince... deliriyor. Ben bir şey diyeceğim. Ama bir de o çocukların ikisinin fikrinin de ötesinde çocukların üstün yararı gereği bir de sosyal hizmetler diye bir kurumumuz var. İkisi de yani aklını başına alsın. Şimdi bir telefon alıyorum. Senin bir kuzeninmiş Mehmet. Merhaba Mehmet. Merhaba Serap Hanım. Evet Hatice'nin kuzeniymişsin öyle mi? Doğrudur. Ama nereden kuzen? Mesela dayı oğlu, işte teyze oğlu, hala oğlu nasıl? Halamın kızı oluyor. Ne kadar zamandır görmüyorsun Hatice'yi? Bak Hatice'yi yaklaşık Midyat'tan ayrıldık. Zaten o zamandan beri göremiyoruz onu Serap Hanım. Şimdi ben geçen gün ısrarla programı izlerken Erdem'in programa katıldığını ben görmüştüm. Ben sırf Erdem için aradım daha doğrusu. Hmm. Şimdi Erdem ben kalkıp Hatice'yi savunacak veyahut da başkasını savunmak için ben aramadım. Aramak da istemedim. Ben sadece Erdem'in o şekilde programa katılıp da bu çocukları ben sahipleneceğim. Ben bu saatten sonra ben çocuklarıma sahip çıkacağım. Demesi biraz kafa karıştırıcı bir şey olması gerek. Şimdi ben sadece Erdem'e sormak istiyorum. Bundan 8 ay önce Hatice bizim buradaydı, Midyat'taydı. Biz sahiplendik ona, biz gereken fedakarlığı yaptık. Ben Erdem'i aradım. Erdem'e dedim ki, güzel kardeşim dedim, bu kız sana emanet ve bu çocuklar nasıl bir perişan durumda olduklarını sen tahmin edebilir misin? Hiç mi anne baba duygusu yok sende? Hiç mi vicdan yok sende? Bu kız tek başına da bak seni arıyor da cevap da vermiyorsun. Dayıbın oğlu. Evet. Doğru mu? Yani bu şekilde ben düzgünce konuştum. Babadır, o da annedir. Tabii ki herkes çocuğunu ısrarla düşünüyor. Erdem yani, ne dedi? Erdem ne dedi Mehmet Ben kardeşim? Erdem'e bunları söyleyince ben tabii ki de Hatice'yi savunuyorum anlamında değil. Ben Erdem'e özellikle bunu söyledim. Çünkü ben duygusunun ne olduğunu biz gayet iyi biliriz. Benim de 2 tane kızım var. Yüreğim dayanmaz yani, bir gün ben ayrı kalırsam onlardan, ben sabah bebeği uyandırıyorum uykudan. Ona sarılıp öpmeden, oynamadan ben asla işe gitmiyorum. Zeki abi. Çünkü onun gibi bir baba kalkıp bunca zamandan sonra o çocukları düşünmeden, sorgulamadan, annenin yükünün altında ne çabalarla o anne büyütmüş, ne sıkıntılar çekmiş, ne bilmem ne. Ya programa çıkınca hazırla konup da gelip de bir babalık takacak baba duygusu olmayan bir da o programa çıkıp da ben bu saatten sonra o çocuğa sahip çıkacağım demesinde biraz gerçekten vicdan olması lazım. Ben Erdem'e rica ettim, dedim ki bak çocukların, Erdem ben Hatice'yle karşılaştım. Oturduğu evde 1 tane halı yok, 1 tane. Yatakta orada 3 tane çocuğu yatıyordu. 2 tane çocuğu vardı o zaman. 3 tane çocuğu vardı. Hamileydi hatta. Havanın soğuk olmasına rağmen 1 tane battaniye vardı. Hep örtünüyordu. Ben de ona dedim ki ben sadece annesinden habersiz seni arıyorum. Senden rica ediyorum, bu çocuklar ne ayakkabı, ne üst, ne baş, hiçbir şey yoktu sende. Çıplaklardı, o bahçede yalın ayak geziyorlardı. Ben bir baba olarak o çocukları o şekilde gördüm ve vicdanen yemin ediyorum sana hayatım boyunca o insandan çok nefret etmeye başladım. Niye? Çünkü bir baba duygusu olan bir insanda asla ve asla, her ne kadar da anneleri kötü olsa, o çocuklar için canımı feda edip çocuklarıma ulaşıp istediğim fedakarlıkları yapabilirim. Ama şimdi bu bir bahane değil Serap Hanım. Ben özellikle söyledim ona. İstiyorsanız şu anda kendisi konuşsun, ben ona söz hakkı vereceğim. Ben onu aradım. Dedim ki Erdem niye bu çocuklara düşkün değilsin? Bana dedi ki sana mı soracağım? Ben dedim bana sorma ama hiç mi baba duygusu yok? Hiç mi o çocuklara özlemin? Hiç mi yani merhametin yok falan dedi. Bana dedi ki babalığı senden öğrenmeyeceğim dedi. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim size Serap Hanım. Ben bu çocuğu telefonla tek değil. İzmir'de de benim evim oradayken Hatice ile gelmişti. Zor durumda olduğu için ki bizden önce zaten belirli bir programlara gitmiş, yardımda bulunduğu şudur budur. Ben onun ailesine saygı duyarım. Kız kardeşi de çıktı programda konuştu. İşte biz çocuklara sahip çıkacağız falan derken herkes meşhur bakarak o çocuklara. Hatice, bir saniye Mehmet Bey. Hatice niye ağlıyorsun sen şimdi? Ya, neden ağladım biliyor musunuz? Dayımın en büyük oğlu ve İzmir'de kız kardeşinin evinde kaldım. Kız kardeşi kapısını açtı bize. Evinde kaldım aylarca. Ve çocuklarıma getiren baba orada gözlerinin önünde. Baba getirmiyor, kuzenim getiriyor. Çocuklarıymış gibi benim kuzenim evlatlarıma sahip çıkıyor. Ayakkabısını getiriyor, çorabını getiriyor. Hatice bir dakika. Erdem, Hatice programa Şehmus için çıkmasaydı ne yapmayı düşünüyordun? Burayı hadi tamam bir şey olarak gördün, bir mecra. Hani burada çocuklarımı alırım. Birden onun Şehmus'a olan aşkı, buraya gelip onu haykırması, hayatımda ilk defa aşık oldum demesi, çocuklarıma babalık yapıyor demesi, ondan bir çocuk sahibi olması seni bir erkek olarak rencide etti ve asıl niyetin hani intikam mı? Çocukları almak için, evet. Çünkü hiçbir şeyin uygun değil. Hani onu suçluyorsun ama şu anda yarın ben sana git çocukları ayakkabısından üstüne, başına, her şeyine kadar o defterini, kitabını al desem alabilecek maddi gücün var mı? Şu an o maddi güce sahip değilim ama intikamla da gelmiş değilim. Ve ben bunların yani burada olduğundan da haberim yoktu. Hayır, çıktıktan sonra, gördükten sonra, çünkü anlattın, dedin ki ilk defa ona aşık oldum diyor filan, bu seni yaralamış da olabilir ama şimdi onlar da ayakkabı alamıyorlar, sen de alamıyorsun. Ne farkınız var? Neden sana verilmeli çocuklar? Yani en azından çocuklar şehir şehir gezmesin artık. En azından sadece bu yani. Hani diyorlar ya işte biz kuzen olarak yaptık, biz şu olarak yaptık, biz yardımsever olarak yaptık, sen baba olarak neredeydin? Yahu şimdi siz... sen baba olarak bu mu yapmak, yapabileceğin bu mu? Çocuklar yuvaya verilsin. Peki şimdi ya, en azından bakın de. Çok eski ve çok köklü bir kişidir isim olarak Kahraman Eroğlu. Sosyal hizmetlerin artık duayeni diyeyim. Hep şunu der. En kötü yuva bile, yani ev bile, aile bile en iyi yuvadan daha iyidir. Neden? Bir anne vardır orada ya da bir baba vardır orada. Ya da bir babaanne, bir dede, bir hala vardır orada. Şimdi sen çocuklarına iyilik yapmaya çalıştığını düşünüyorsun ama ayakkabısız da olsa belki o çocuklar anne kokusuyla yatmak istiyorlar. Serap Hanım evinde oturaydı da orada kalaydı. Sen ne kadar oturdun evinde? Anlatabiliyor muyum? Yani bir yerde kalaydı da o çocuklar annenin yanında kalaydı. Ya ben onu demeye çalışıyorum. Yani oradan oraya, oradan oraya o çocuklar artık sürüklenmesin. Ya benim için de kötü bir şey hocam. Yani öyle diyorsunuz da sanki benim için çok basitmiş. Ben çocuklara karşı hiç sevgim yokmuş. Ya bu benim için ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz? Yuvaya verilsin demek. Evet, yani bunu söylemek ne kadar kötü bir şey benim için. Yani hiç kimse burada sütten çıkmış ak kaşık değil, ben de değilim. Ben kendimi buraya övmek için çıkmadım veya da ben babayım demeye çıkmadım buraya. Benim eksik kaldığım yanlarım var. Ama o çocuklar bende değil, sende. Şehir şehir gezen sensin. Ev tut, yani 1000 tane ev değiştiren sensin. Düzen bozan sensin. Yerleşik düzenin olsun. Adamın peşine giden sensin. Adamın peşine gidip, adama ama çocuklarını da ihmal etmiyor. Mesela adam diyor ki çocukları ver babasına yoksa istemem diyor. O da diyor ki 10 tane ben Şehmus bulurum, tırnağına değiştirmem çocukları. Bu da diyor. Şehmus da şahane bir adam yani. Heh, diyor bunu da yalnız. Bak öyle demiyor. Tamam Şehmus sen öyle diyorsan ben sana çok aşığım, gözü kapalı. Ben çocukları da vereyim, ne yapayım, yuvaya da verelim. Biz seninle baş başa oğlumuz demiyor. Ben 10 tane Şehmus'un tırnağına kurban ederim çocuklarımı da diyor yalnız. Bir de böyle bir gerçek var yani. O zaman niye peşine düşmüş madem tırnağına kurban oluyor çocuklar? Çünkü bir çocuğu daha var ve artık ona bir resmi kimlik kazandırmak istiyor. Ona da diyor ki, Şehmus'u da şununla suçluyor. Sen bana bundan sonraki hayatımızda beraberiz dedin. Sana nikah kıyarız dedin, kıyarım dedin. Bir kavilleştik, seninle sözleştik. Neden sözünü tutmuyorsun diye ona da, onunla da olan hakkını arıyor yani aslında. Ona da aynı şeyi söylüyor. Beni bırakamazsın diyor. Ya da bırakacaksan bir de çocuk verdim sana. Yalan yanlış. Tamam vermiş yanlış bir şey ama oldu. Bana düzen kuracaksın o zaman. Ben bir düzenim vardı iyi kötü. Senin aşkın uğruna bozdum. Şehmus da diyor ki ben senin aşkın için babamı arkama aldım. Yani sırtımı döndüm. O zaman kardeşim nikahsa nikah, yerleşik düzense yerleşik düzen. Şu an anladığım kadarıyla burada da ayakkabı alınamıyorsa fazladan burada da alınamıyor. Burada ev yoksa şu an yerleşik burada da yok. Babanın yanında kalıyorsun. O zaman çocukların ceza, şeyi ne yani yurda gitmek bir ceza değil ama niye? Niye anne ya da baba varken onlar da düzen kurmaya çalışıyor sen de. Herkes bakalım iyi olan kazansın o zaman. Evet, düzenini kuran. Çocuklara maddi manevi her türlü imkanı veren, okuluna yazdıran, eğitimini aldıran, iyi olan kazansın. Serap abla, geçmişte zaten benimle yaşamış olduklarını şu an Şehmus'la yaşıyor. Serap abla. Şimdi Şehmus'a bundan sonra da şu an onların arasında bir sevgi var. Bizde olmamış olabilir. Ben zerre kadar umurumda da değil zaten de. Onda değilim. Şimdi aralarında bir sevgi var ki o ona leke konduramıyor, o ona leke konduramıyor. İşte şurada da yaşarız, burada da yaşarız, öyle de yaşarız, böyle de yaşarız. Ama o çocuklar için öyle değil işte. Orada da yaşarız, burada da yaşarız diye bir şey yok. Yani ben çocuklarımın Allah'tan Şehmus var yanında. Bir de öyle bir ayrıntı var. Şehmus'u hiç inkar etme. Yani ben o adamın günahına girmiyorum. Özür diliyorum kardeşim senden de. Sorun yok. Hakkını da helal et. Helal olsun. Ben sana hiç zerre kadar kusur bulmuyorum. Kusur varsa bundadır. Hata varsa bundadır. Anne olan odur. Çocuklarını sefil eden de odur. Çocuklarını kullanan da odur. Burada ya bana şimdi üstüme binlerce kişi gelsin. Çocuklar hiç Allah'ın adaleti var. Yok Erdem şimdi Allah'ın adaleti var. Evet, biraz Şehmus konuşsun şimdi. Dünya çocukları kullandı. Vallahi billahi bak 2 yıldır ben bu kadınla hiçbir zaman çocukları yönledik kullanma şekli görmedim ben. Ben izin vermem. Nasıl böyle bir şey yapar ya? Çocuk onlar. Şu an çocuklar nasıl şey yapar? Nasıldır? Vallahi Erdem en son o gün gördüm ben de. He? En son ben de o gün gördüm. Valizleri bir sürü elbise var. Bak bir sürü var valizde elbiseler var. Niye değiştirmemişler? Kaç haftadan beri elde yıkasın. Ben elde gömleğimi yıkadım. Ben otelde yıkadım. 2 erkek konuşsun. Yıkamadım bayağı. Hatice girme ne olursun. Bak çocuklarım nasıl diye Şehmus'u başka bir erkeğe soran bir babayla karşı karşıyayız. Bu an her zaman olacak bir an değil. Bırak. Çünkü o artık boşanmışsın, çıkmış çıkışmış, o çocuğunu babası. Konuşsun onlar, bir bırak. Evet, çocuklarım nasıl diyorsun? Evet Erdem. Çocukların çok iyi yani yanımdayken çok iyiler çocuklar. Kesinlikle hiçbir sıkıntıları yoktu benim yanımda. Şahitlerim de var. Bak bütün Kızıltepe beni biliyor. Söyleyebilirsin, arayabilirsin, herkesi vakıfı, herkesi arayabilirsin yani. Benden yana senin çocukların da zerre kadar tırnağı bile dahil kesik yok benim yanımdayken çocuklarım. Hiçbir şeyden eksik etmedi ben onlara. Belki baba eksiği olabilir. O ayrı konu. Çünkü ben hiç o diyaloğa girmiyordum. Ha sorardım Hatice babaları falan filan. Söylerdi, konuştuk, tartıştık falan. Ben de uzatmıyordum zaten. Kapancı diyorum konuyu. Buydu yani başka. Yani benim demek istediğim şu. Yani sen şimdi mesela hani tamam Allah razı olsun yani bir lokma da onların boğazından geçirdiysen evet. Allah razı olsun onu inkar etmiyorum. Onda hakkını da yemem. Allah'ın adaleti var çünkü. Allah, bilirim. Ben çok şundayım. Çok duygusal bir an bu an. Gerçekten tüylerim ürperdi. Yani çocukları ben aradım. Efendim haftanın ilk Gerçeğin Peşinde programı da böylece sona eriyor. Çok heyecanlı bir yerde ve duygusal bir anda kaldık. İnşallah devamı yarın diyorum. Yarın saat 13'te Star ekranlarında sağlıkla buluşalım efendim. Allah'a ısmarladık.